İyi akşamlar sevgili BRTV ve gündem izleyicileri. Evet sevgili izleyenler, bir gündem programında tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili izleyenler, Karabük bizim için önemli. Yaşadığımız kent, büyüdüğümüz kent, nefes aldığımız kent. Tabii artık nefesleri alırken malum yine biz bu maskelerle alıyoruz. Eskiden bir dönem böyle hava kirliliği için sevgili Allah rahmet eylesin Mustafa Yanık'la hava kirliliği için takardık ama böyle günübirlik işte çeşitli günlerde ama son malum 2 seneye yakın bir süreç içerisinde sağlığımız için takıyoruz. Çıkarmayın lütfen. Yine bu kurallara uyalım. Ben her programımda bunu ihmal etmemeye çalışıyorum. Ben takıyorum. Yayın süresince çıkarıyorum. Bu akşam benim çok özel bir konuğum var. Belki jeneriklerden takip edenler biliyorlar. Sevgili Şinas Altıner. Benim gerçekten benim için çok çok önemli. Çocukluğumdan birlikte büyüdüğümüz, ailesini çok iyi tanıdığım, her dönemde yanında olduğumuz değerli dostumuz. Bu akşam öyle bir programımız olacak ki Karabük'ü şöyle bir masaya yatıracağız. Gerilere gideceğiz. Türkiye Demirçelik İşletmeleri döneminde Karabük'te neler oluyordu? O sosyal faaliyetlerimiz neydi? Ekonomisi neydi? Kimler gelirdi? Kimler giderdi? İşte inanın böyle ay geçmez bir bakanımız gelir. İşte büyük sünnet düğünleri yapılır. Sanatçıların bütünü gelir. Bunları bu akşam hepsini masaya yatıracağız. Programın belli bir bölümünde bugün neler oluyor, Türkiye'de ve Karabük'te neler oluyor, neden artılarımız, eksilerimiz, nedenlerimiz hepsini bu akşam programda masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce ben bir başsağlığı dileğim var. Sevgili ablamızı kaybettik. Baldızımız aynı zamanda. Sevim ablama Allah'tan rahmet, tüm aile fertlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok sevdiğimiz, kendini Karabük'te çok sevdirmiş bir ablamız, büyüğümüz, Erim ablamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin diyerek başlamak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sizler dostlar sağ olsun. Karabük komşuları sağ olsunlar. Evet. Ben her zaman şunu söylerim, yani Cenab-ı Allah'la bir taahhüdümüz yok. Dünyaya gelirken taahhüdümüz olmadığı gibi giderken de yok. Gel gidelim diyorlar ve gidiyoruz. Evet. Allah rahmet eylesin bütün vefat edenlere. Geride kalanlara Allah uzun ömürler versin, sağlık, sıhhat versin. Özellikle bu pandemi dolayısıyla çok güzel vurguladınız. Hakikaten bütün dünya sıkıntılar çekiyor. Böyle. Evet. Evet, kendini o kadar çok sevdirmiş ki bir sürü dostlarımızdan çok güzel övgüler aldık. Tabii bu onun için de geçerli. Allah rahmet eylesin. Eşiniz keza öyle. Şinasi Altıner burada birisi ama arkasında bir Sevim ablamız var. Kimin derdi olsa Sevim ablaya koşar. Bunu ilerleyen süreçte de anlatacağız. Şinasi Bey, şimdi öyle bir kuşak değişimi oldu ki Karabük'ün nüfusunun büyük bir bölümü değil sizi, bizi dahi bu ekran yüzü olmamıza rağmen tanımıyorlar. Şinasi Altıner'i şöyle bir tanıyalım. Hani Bürnük'te doğduğunuzu, Bürnük'te olduğunuzu bizler biliyoruz ama şöyle bir Şinasi Altıner kendini bir anlatsın bize. Bir insanın aslında en zoru kendisini anlatmaktır. Aslında bugüne kadar hep bu sahnelere karşılıklı olarak geçmişten beri siyaset yapmak maksadıyla çıktıydık. Artık biz biliyorsunuz bu siyaset eleğini astık. O bakımdan belki de böyle bir nostalji olacak bir programı ilk defa yapıyoruz sanki. Evet. Öyle bir durum var. Sağ olun. Bizi geldiniz. Çünkü bugüne kadar hep siyaset buradaki görevlerimiz dolayısıyla aktif siyaset içinde konuştuk. Tabii insanın şimdi özel hayatından yani bahsetmesi biraz daha zor. Ama benim yaşımda insanlar var. Başında da söylediğiniz bir değişim var dünyada. Evet. Bu değişimi yani değişmeyen yegane şey değişimdir diye bir söz de vardır.
değişim oluyor. Yani değişim sadece yaşlanma değil. Doğrudan doğruya olaylar da değişiyor. Algılama da değişiyor. Anlayışlar da değişiyor. Dün iyi dediğiniz şeye bugün kötü diyebiliyorsunuz. Evet. Tam tersine dün kötü dediğiniz şeye bugün iyi diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz şimdi biz tabii benim köyüm yakın buraya malum çoğu biliyor işte Bürnük köyü. Aslında doğduğum zaman Bürnük köyüydü ama belli bir süre sonra ben 20'li 30'lu yaşlarımdayken bizim köy Bürnük'e acık daha uzak Kapaklı köyü olarak muhtarlık oldu. Ayrı bir muhtarlık oldu. Bizim yani köylüler asıldı bu işe. Biz o zaman Demirşek'te çalışıyorduk. Asıldı bu işe ve bunu kotardılar. Ama ben Bürnük İlkokulu'nda okudum. Şimdi tabii bu köylerden falan buradan bahsederken kısaca şimdi bazı şeyleri bazı tabirler kullanacağım. Bu tabirleri yaşı 40 ve altında olanlar bilmezler. Köylü olduğu halde. Yani benim gibi köylü adam ama yaşı 40 ve altındaysa mesela idare lambasını bilmezler bunlar. İdare lambasını bilmezler. Lambayı bilmezler. Lüks lambası vardı bir de. Onu da bilmezler. Gaz yağını bilmezler mesela. Bunlar niçin bilmezler? 40 yaş ve altındaki köylü genç doğduğu zaman elektrikle tanıştı. Evet. Elektrikle tanışınca bu saydığım şeyler mürür zamana uğradı. Yani zaman aşımına uğradı ve işe yaramıyor. Tabii biz bu idare lambasında lambalarda okuduk. Gaz yağıyla bunlarla şey ettik. Lüks mesela biraz daha zenginlerin evinde vardı köyde. Her evde bulunmazdı. Lamba da misafir gelince kurulurdu. Köyde bitirdim ilkokulu. Ondan sonra Karabük'e rahmetli Karabüklüler bilir Hasan Aynagöz diye bir hocamız vardı. Ben ondan 5 yılı köyde bitirdim. 5 sınıflı bir okul. Tek öğretmendi. Son yıllarda 2 öğretmen falan geldi. Bürnük Okulu. O zaman 100 öğrenci vardı. 1. sınıftan 5. sınıfa kadar. Orada bitirdik. Ondan sonra bizim zamanımızda İmam Hatip Okulu falan yoktu. Dindar bir aileden geliyorum. İnançlı dindar bir aileden geldiğimiz için İmam Hatip falan yoktu. Gerede'de şey okulu vardı. Kur'an kursu vardı. Babam beni oraya gönderecekti. Babam da Karabük'te çalışıyor o zaman. Yani o Hasan Aynagöz benim mezun olduktan sonra ilkokulu bitirdikten sonra Karabük'te aynı oldu. Ara sıra babamın yanına gelirdi. Şimdi kader bazen değiştiriyor yani. Şinasi'yi nereye, ne yapacağız bu sene dedi. O da bir kere dedi okula vereceğim dedi. Namaz niyazını öğrensin. İşte bir köye hoca olur dedi filan dedi ona. Ya Nuri Efendi dedi o da. Benim yanında konuşuyorlar ama benim o sırada bir tercih hakkım olmadığı gibi. Ama tercih de yapamam bana sorsalar da. Babam öyle istiyor diye öyle oluyor yani. Sistemi söylüyorum. O günün koşulları öyleydi. Yani o günün koşulları öyleydi zaten. Efendim o arada Hasan Aynagöz dedi ki ya bunu Karabük'te ortaokula yazdıralım. O zaman kaya başında kirada oturuyor babam. Hafta sonları köye geliyor filan yani. Kaya başında otururken veya hoca da oralarda filan oturuyordu. Bunu ortaokula yazdıralım dedi. Bir bakalım dinli gene de öğrenebilir, kendisi öğrenebilir filan dedi. Öyle o da peki hoca dedi. Gene de uzak filan dedi. Yani burada bak elinin altında filan. İş öyle başladı. Ama tabii benim öğrencilik yıllarım, belki bunu ilk defa, ben öğrencilik yıllarımın hiçbirinde başarılı değildim. Yo, evet, İTKK sınıf geçtim ben. Biraz da yaramaz ve azıcık da haylazdım. Yani şimdi bu böyleydi yani başarılı değildim.
yaylacı grubundandım. Arka sıralarda oturmayı severdim. Ön sıralarda çünkü daha çalışkan çocuklar vardı. Dinleyenler oluyordu. Ya o genel olarak öğretmenler de zaten ister istemez onlarla daha fazla diyaloğa giriyor. Bizim arka sıralarda yaylacı dediğimiz, o zaman öyle deniyor, şimdi deniyor biliyorum. Pek fazla ilgilenmezlerdi. Öyle ama çok enteresan, zayıf mayıf getirdik. Fakat her ortaokulda, her sene ikmal diyoruz. Şimdi o zaman ne diyor, şimdi belki bütünleme mi diyorlar? Yani Eylül'de İTKK sınıf geçtik. Orta 3'ü bitirdik. Ondan sonra liseye başladık. Lisede çaktım. Demirşehir Lisesi. Tabii Demirşehir Lisesi'nde çaktım. Bu herhalde bu işi kıvıramayacak filan dediler. Endüstri Meslek Lisesi'ne gittim Zonguldak'a. Orayı bitirdim. Ondan sonra orada İTKK olmadı. Orada güzel bitirdim orayı. Ondan sonra Yıldız Teknik Üniversite şu anda o zaman okuluna sınava girdim. Kazandım. Önemli de bir Yıldız Teknik çok önemli bir. Evet yani öyle oldu. Ama şunu da söyleyeyim. Yani ben öğrencilik yıllarımda başarılı bir öğrenci değildim. Ama çok şanslıydım. Hala yani bu yaşıma kadar 80'i devirmiş bir adam olarak yani hep Cenab-ı Allah yani şanslı kuluyum. Yani bunu şükür Allah'a ya yani şu yaşıma kadar. Yani işlerim iyi gitti. Yıldız Tekniği de İTKK oldu. Her sene ikmalde filan. Fakat babam demir çelikte çalışırken bana burs aldı. Demir çelik işletmesi. Evet. Çok enteresan. Demir çeliğin o günkü bursu mesela 250 liraydı. Diğer müesseselerin bursu 200 liraydı. Her sene 5 bin lira gibi, 6 bin lira gibi ayrıca kitap, defter, cetvel vesaire o ne lazım, on paralarını verirlerdi. Yani demir çelik bizim şeydi. Hatta benim yıllığımda, yıllık vardı o zamanla, şimdi de vardır belki, üniversite yıllığımda evet. Bu İTKK sınıf geçti ama iyi demir çelikçi olur inşallah. Demir çelikten burs aldıktan sonra bizlere hava attı diye yazılar yazmışlardır benim için. Hatta şöyle bir tabir vardır orada. İnşallah çelik kralı olur bu filan diye. Yani hava atmışım demek ki ben demir çelikten burs alıyorum diye. Falan. Yani öyle bir öğrencilik yıllarım geçti. Demir çelikten burs aldım ve mezun oldum. Sınıfta çakmadan mezun oldum. Mühendis oldum. Geldik. Demirşehir'e girdik. Ben birazcık geriye gideceğim. Şimdi Zonguldak'a gittiniz. Orada teknik, işte Endüstri Meslek Lisesi'nde okudunuz. Tek miydiniz? Yani Karabük'te bugünkü arkadaşlarınızdan var mıydı? Vardı. Biraz onları da analım. İlhan Tunç Özgür diye Safranbolulu bir arkadaşım vardı. Aynı sınıftaydık. Birkaç kişi, birkaç arkadaşımız vefat etti tabii. Allah rahmet eylesin. Oradan çoğu ustabaşı oldu. Teknikeri bitirdiler. Demir Çelik'te elektrik bakım müdürlüğünde falan sonra karşılaştık bu arkadaşlarımızla biz. Çoğu burada zaten hemen evet. İşe girdi o dönemde. Aynen öyle oldu. Biz mühendis olarak geldiğimizde demir çelik fabrikalarında çok ilgi gördük. Çünkü o günler için bir işsizlik sorunu vesaire yoktu. Yani işsizlik sorunu falan yoktu. Yani orada belli bir süre geçti. Tabii yedek subaya falan gittik. Demir çelikte demir çeliğin
devlete bağlı olarak kurulduğu için önce Sümerbank'a bağlı olarak kurulmuş, daha sonra. Ha, onlara belki geliriz geçen zaman içinde. O zaman şöyle de bir şey oldu. Demir çeliğin bir yasası vardı. Bu yasaya göre üst taraflara tırmanmak için, müdür olmak için, müdür olmak da o kadar önemli değildi de, genel müdür muavini, genel müdür, yönetim kurulu üyesi falan olmak için mühendis kökenli olanların yüksek mühendis olma mecburiyeti vardı. Ben yüksek mühendis değildim. Ondan sonra şimdi beni genç yaşımda herhalde bu işler dikkatimi çekmeye başladı benim. Öyle anlıyorum. Fakat yüksek mühendis olmam için Yıldız Teknik'in yüksek mühendislik bölümü var. Epey de açılmıştı. Ama 4 yıllık not ortalaması 7 olması lazım oraya girmek kriterleri için. Kriterleri o, evet. Evet. Bende o kriter yok. 6, 10'da 4 gibi falan bir ortalamam var benim. Fakat bir şartı var ekstra. Bir defaya mahsus olmak üzere eğer 6 veya 7 yıl mesleğiyle ilgili çalışmış ise, çok güzel. ise önce yabancı dilden, bildiği yabancı dilden bir pasajı tercüme edebilecek noktada, mesleki bir konumda tercüme edecek. Onu geçerseniz matematikten sınava giriyorsunuz. Allah'a şükür benim fen, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi, ya matematik, fizik, kimya gibi derslerim iyiydi. Ya yani geçmişte de iyiydi. Onlarda bir sıkıntı yok. Ben müracaat ettim. 6,5 yıl geçmişti. Yedek subaylığımda da Gülhane Tıp Akademisi'nde elektrik mühendisi olarak beni çalıştırdılar. Onu filan da dahil ettiğim için ben bir yıl o sınavı kazandım. 18 kişiydi yüksek mühendislik bölümü. Bana abi diyorlardı. Onlar çok genç çocuklardı. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Arabatı gibi herhalde oldu. Ben 10 üzerinden 9'la sınıf birincisi oldum. Birdenbire zeka fışkırmaya yani, başladı. Aynen öyle. O bir senede bitir. Yani o bir tek o başarılı olduğum yıl odur. Onun çok dışında güzel. Değildir. Her neyse yani demir çelikte çalışırken ama böyle, o da hayatınızın dönüm noktası gibi olmuş o da bir şekilde. Evet. Yani önünüz açılmış artık. Herhalde. Yani ne bileyim tabii şartlar, çalışma hayatı farklı bir ortam yaratıyor. Sizi gıdıklıyor bu meseleler. Öyle oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Bundan övünüyorum. Yani Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Ben gerek müdür olurken, gerek genel müdür muavini olurken, gerekse İstemir'e gönderilirken hep boş koltuklara geldim. Koltuk doluyken orada oturan kişiyi itekleyerek onun yerine geçtiğim bir tek kademe yok. Koltuk devirmedim diyorsun. Koltuk devirmedim. bu boş koltuklara beni tercih ettiler. Aha, o boş koltuğa talebim oldu tabii. Mutlaka. Koltuk boşken talep yani ben durup dururken burada birisi gelip de öyle değil yani. Onu şey yapmayalım. Öyle işte Demir Çelik'te genel müdür yardımcısı falan olduk derken İstemir'e yolladılar bizi. Evet. Demir Çelik işletmelerinde toplam çalışma süreniz yıl olarak kaç yıl? Şimdi toplam olarak şöyle söyleyeyim. Çok basit. İstemir'i de mi sayacağız? Yok. Yalnız Türkiye'de Demir Çelik Karabük. Evet. 1980'de gittim İstemir'e. 68'den 80'e ne eder? Tamam.
Ben şunun için zaten sordum. Mükemmel bir birikimle İstemir'e gittiniz. Yani her kademesinde, evet. Yani bu konuda demir çelik sektöründe 68'de çok... yedek subaydan geldim. Ondan evvel 2 yıl yedek subay, 1 yıl çalıştım. 68, 70, 80, 12, 13, İstemir aşağı yukarı 13-14 yıl Karabük demir çelikte geçti. 4-5 yılda orada geçti. Toplamda benim 6 yıl işletme grubunda, yani elektrik bakım ve makine bakımı da dahildi o zaman buna. Evet. Devlet işletmesi olduğu için polisler gibi biz 6 seneyi geçmeyen bir şey aldık. Yıpranma payı diyorlar. Ona. Ekstra yıpranma payı. Evet. O yıpranma payından istifade ettim ben. Yani şöyle söyleyeyim. Ağır sanayinin verdiği imkandan. Her bölüme vermiyorlardı onu o zaman. Yani toplamda 22 yıllık filan fiili hizmet, 4-5 yılda eklenen hizmetten dolayı ben 25 yılı doldurarak, 26-27 yıl doldurarak İstemir'den 1985 yılında emekli oldum. 1985 İstemir'den, yani devlette olan devletten bağınızı emek. Orada kopardınız. Kopardım. Evet. Biraz özel sektöre gittim. İstanbul, İzmir. İzmir, bu Karabüklülerin kurduğu bir Ege Metal, evet, Ege Metal sanayi vardı. Beni oraya aldılar. Ondan sonra biraz ikincilerde çalıştınız, evet. Derken 1985-87 arasında oldu bu. 87 genel seçiminde İzmir'deydim. O genel seçimde aday meselesinde, Doğru Yol Partisi'ne aday meselesinde bir karışıklık çıktı burada. Ben olacağım, sen olacağım, öteki bir kavga çıktı. Ama benim yani o güne kadar kısmet, yani bu sizin için yazılar yazılıyor aslında. Şimdi İzmir'de, İstemir'de çalışırken şöyle bir şey oldu. Bunu anlatmam lazım. Tabii. Yani İstemir'de çalışırken Köksal Bey, Süleyman Bey'e çok yakındı. Rahmetli Süleyman Demirel bu demir çelikle falan çok ilgiliydi. O zaman da yasaklıydı. Ben oradayken Köksal Bey biliyordu. Köksal Bey'le tanışıyoruz zaten o zamandan beri. Daha politikaya atılmadan evvel de. Ve bana bir gün telefon etti. Beni buldu. Bilgi istiyor beyefendi senden dedi. Bir hazırlığım. Benim bir an titremeye başladım. Ya eyvah, ne soracak şimdi, biliyoruz yani Süleyman Bey. Ve ben hazırlık yaptım. Yasaklı Süleyman Bey'e Güneş Sokağı bir Ankara'ya gelişimde bilgileri verdim. O bana çok güzel benimle sohbet etti. Hatta askerlerle geçinebiliyor musun filan dedi. Seni hırpalıyorlar mı dedi. Ya aynen bu tip şeyler konuştu böyle. Ben güzel bir briefing verdim. Herhalde hoşuna gitti ki rahmetlinin. Ve öyle bir şey oldu. Ve oradan ayrıldık. Ve memnun oldu benim o bilgileri vermeme. Ben memnun olduğunu da anladım. Ve çalış dedi. Yani bir daha şöyle söyledi. Yani askerler tarafından yasaklı olduğu halde dedi ki onlarla iyi geçinirsen dedi. Yani onlara bilgini gösterirsen dedi. Saygı gösterirler falan gibi. Ona benzer laf etti. Yani tam belki o değil ama onlarla hakikaten benim de benle bir sorunları olmadı. Memnunlar gibi gözüküyor dedim yani. Yoksa atarlardı yani. Hani. Mutlaka. Ya. Mutlaka. Ve orayı da bitirdikten sonra işte ya, şeyde Karabük'te bu şey çıkınca Köksal Bey hatırlatmış o zaman bu meseleyi. O zaman iki bölge var Karabük'te. Zonguldak'a bağlı iki bölge. Yani evet. İkinci bölge burası. Ama Zonguldak milletvekili. Zonguldak bölge. Sonuçta vekili Zonguldak milletvekili. İkinci bölge şeklindeydi.
beni çağırdı bir gün Ankara'ya, o tam o şey zamanında. Köksal Bey davet etti. Gittim İzmir'den. Böyle dedi. Beyefendiyle de konuştuk. Seni şey yapmak istiyor dedi. Koymak istiyor dedi. Yani ne diyorsun dedi. Hakikaten de o Ege Metal'de iyi de çalışıyordum yani. Şoförlü müförlü bir şeyim, arabam da vardı. Ev kiramı da veriyorlardı. Karizma çok iyi, her şey ya, çok iyi. Aynen öyleydi. Fakat iyidir dedi, bu iyidir dedi. Şey, devlet hizmetidir filan dedi. Karabük'te de yani orada da kavga çıktı. Ben ama politikayı da yani bilmiyorum yani ne yapacağım filan. Ben yardımcı olurum sana filan dedi. Ve öyle başlandı işe ve biz buraya geldik. Listeye koydular bizi. Fakat o sırada bir şey oldu. Listeye koydular ama Anayasa Mahkemesi bir ay sonra iptal etti. 1987 yılında. Neden iptal etti o seçimi? Bütün partiler kontenjan dışında yetki kullanarak ön seçim yapmadan listelere adamlar koymuşlar. Ben de öyleydim. Onlardan biri de sizdiniz. Onlardan biri de bendim. Şimdi öyle olunca yeniden ön seçim yapan bir liste hazırlamaya koyuldular. O sırada cep telefonu falan yok. Ben bir biçimde Köksal Bey'e ulaştım. Telefonla dedim ki burada beni gıdıklıyorlar zaten particiler. O sırada beni parti binasına bile sokmadılar pek fazla. Bağımsız aday gibi dolaşıyorum yani. Çünkü başkaları var. Benden evvel bu. Başkaları. Hayır, benden evvel, siyaset böyle bir şey. Benden öyle. Evvel kavga edenler. Doğru. Kavga edenler beraber oldular şimdi. Nereden çıktı bu adam diye. Hatta benim için dediler ki bir parti binasına gelip de çay yapmadı. Yani millete çay ikram etmedi. Bu adam nereden geldi buraya gibi oldu. Öyle de bir gelenek vardı o zaman. O yani parti, gelenek emek, var tabii. Abilere, büyüklerimize çay yapacaksın filan yani parti binasında. Evet, ben onları yapmamıştım hakikaten. Yani şimdi böyle de oldu. Şimdi ama beni Ege Metal'den buraya gelirken patronlar beğenemezsem bu iş sana sıkıntılı gelirse yerin hazır dediler. Yani hakikaten benim genel müdürlüğüm orada boş bıraktılar yani. Şimdi yani hep de kafamda o var. Çünkü burada da alışmamışsın yani her gün bir şeyler söylüyorlar. Yani İstemir'de bulunmuşsunuz 18 bin. İstemir'e gittiğimde ben 39 yaşındaydım. Evet. Yani 20 bin kişi çalışıyordu. O yani ama şimdi burada siyaset tamamen başka bir sahne. Onun için neticede şey yaptık. Köksal Bey'e dedim ki sen ön seçime girebilir misin dedi orada bana. Aynı telefonla konuşunca. Şimdi tabii ön seçim yapılacak ya bazı yerlerde. Dedim ki beni bu kadar onore ettiğiniz için Süleyman Bey'e, beyefendiye söyleyin. Ben kendilerine müteşekkirim. Ya ben işime dönebilirim. Ön seçimi ben burada kazanamam dedim. Kazanırsın aslında dedi bana. Oradan da Ankara'dan ben biliyorum havayı dedi orada dedi. Tabii Köksal Bey eski bir politikacı. Tabii. Yıllarını ben, vermiş. Yani, tabii yani ben o zamanlar. Ben dedim cesaret edemem. Yani ön seçime girip de mahcup olma, kalma yerine bunu bir gerekçe alalım. Ben teşekkürümü edeyim, ben vazgeçeyim. Siz burada ön seçimi yapın, ben görevime döneyim dedim. Aynen bu şekilde konuşuldu. Dur dedi, acele etme, hiçbir şey olmamış gibi davran sen dedi. Ama buradan artık otobüsler gidiyor. Burada ön seçim yapalım diye. Ankara'ya otobüsler gidiyor. Beklentisi olanlar var. Burada tabii canım da, yani. Siyaset bu. Ondan sonra sen bir dakika dedi bana. Ben dedi beyefendiyle bir konuşayım. Seni ararım dedi.
acele etme dedi yani. Bir şey yok dedi. Bir henüz. İki gün sonra beni aradı. Devam et dedi. Sen kalıyorsun yerinde dedi. Otobüsler geliyor gidiyor. Gelsin dedi. Beyefendi kalsın o yerinde demiş. Orayı da, ya o kontenjanı düşürdüler. Diyelim ki %5 kontenjanları var da %7 kullanmış mesela. Evet. 8 kullanan var. Her parti böyle yapmış ama. Ondan sonra biz yani her şeye rağmen her şeye rağmen devam ettik. Yani kısmet öyleymiş ve öyle bir politikaya başladık ve milletvekili seçildik. Ondan sonra tabii seçildiğimiz gün parti binasına girdim ancak. Hakikaten öyle. Parti binasına orada ilan edildikten gece saat 1'de milletvekilliğim ilan edildikten sonra parti binasına girdim 1'de. Böyle başladı bu iş. Nasıl bir hava vardı? O günün şartlarında nasıl bir hava vardı? Ya çok enteresan. Ama o küskün değil de yani Zafer Bey. Beklenti olanlar birdenbire sizi kucakladığını biliyoruz öyle. Biz. Yani ama öyle bir ortam böyle. Vardı. Evet. Evet. Yani tabii ben o gün için sistem böyle onu bilemiyorum. Tabii belirli bir olgunluğa geldik artık. Yani evet. Çok da normal bir şey. Ama siyaset yani ben her zaman şunu söylüyorum. Siyasete atılacak onlara yani tavsiyelerimiz olacak. O ne zaman olur bilmiyorum yani. Gençlere tavsiyelerim olacak. Yani siyasete atılmasınlar demiyorum. Ama siyaset yıpratıcı bir şeydir. Mutlaka iyi bir meslek sahibi olsunlar bir kere. Ama bundan önce de şöyle, şimdi Şinasi Altıner bu sürece gelene kadar bir grafik çizdi. Bu çizdiği grafik içerisinde Karabük'te yetişmiş, Karabük'ün okullarında okumuş veya evet. Zonguldak o günün şartlarında il okullarında okumuş. Babasının çizdiği çizgi belli. Bu çizgide bir şey yok. Yani lekesiz gitmiş. Allah'a şükür. Tek şey okulda çok başarılı değildim dediniz. Onları da aştım dediniz. Onun için birinci herhalde tavsiye lekesiz gitmek. Yani çok sağlam gitmek. Arkada çünkü siyaset geçmişe çok dönüyor. Evet. Hele bugünün şartlarında. Ve onun için yani gençlere tavsiyem yani yani yıkıldığınız zaman yani Allah'a şükür biz bu patika yollarından geçtik. Yani geçtik derken kesinlikle tevazu için başarıyı koymuyor değilim. Ama nasip diye de bir şey var. Evet. Yani o benim hep lehime işledi. Yani bunun idraki içindeyim. Ve öyle oldu. Zaman içinde biz de politikaya alıştık. Vekillik süreci içerisinde tabii Zonguldak milletvekili, işte Karabük. Evet. İki dönem Zonguldak, bir dönem de evet, Karabük yani oldu. Şöyle baktığımız zaman nasıldı o günkü siyasetin atmosferi, nasıldı? Yani belki imkanlar bugünkü şartlar kadar iyi değildi. Çok şey yapılamıyordu. Çünkü devletin gücü belliydi. Nasıl bir siyaset anlayışı vardı? Şöyle yap. Hakikaten imkanlar azdı. En basitinden Zonguldak milletvekiliydim ben. Devrek, ikinci bölge buraya ait. İşte Bartın buraya ait değildi. Devrek ve Amasra yolundaki birkaç köyler falan o şekilde buralara bağlıydı. Yenice buraya bağlıydı. Çok enteresan dağlardan cip kiralayarak tren kullanmadan gidelim diye Yenice'ye gittiğim olmuştur. Gerede'den doğru Yenice'ye gittiğim çok olmuştur. Birinci dönemde. Yani birinci dönem döneminde Yenice'ye çünkü tren her istediğimiz zaman bizim siyaset yapmamıza uygun bir zamanla olmadığı için ve oradan demir yoluna paralel olarak bir de tren karayolu yapma fikrimiz o zaman çok dolmuştu.
ve projelendirmeye, dahil etmeye nasip etti Cenab-ı Allah bize orayı. O tabii orada o tünelleri falan açma çok uzun meseleydi. Odaya şöyle baktığınız zaman o yol ya batıda olsa ekonomik verimliliği esas koyarlar. Evet. Ve yapmazlar o yolu yani. Evet, kaç tane tünel var. Tabii ya, o demir bakımdan söylüyorum. Için bile geçmiş ya 30 kilometrenin 15 kilometresi tünel. Demir yolları için arkadaşlar eski görüntülerinizi verirseniz o da biraz katkı evet, yapar. Evet, değil mi? Yani onlar filan oldu. Ve o günkü siyaset anlayışını sordunuz. O günkü siyaset anlayışı bir kere mukayese için şunu söyleyeyim. Bu günümüzdeki kadar kırıcı değildi. Sizin televizyonunuz o günlerde de daha küçük çapta, daha dar bir çerçevede evet. vardı. Ama bir şey söyleyeyim. O zaman 3 milletvekili vardı. Üçü de ayrıydı. Evet. Kimisi iktidardaydı, kimisi muhalefetteydi. Ben zaman zaman yavru muhalefettim vesaire öyle. Ama şu vardı, rahmetli Özal takmıştı bize yavru muhalefet diye. Biz 57 kişiydik o zaman. Ya, o yıllarda dostluk ahbaplık ilişkiler biraz daha fazlaydı. Ama Karabük'ü o üç ayrı partinin adamları renklendiriyordu. Evet. Çünkü hepsinin bir tarafı vardı. Renklendiriyordu. Adeta Karabük halkı o yıllarda bunların birbirine düşmelerini, biraz kavga etmelerini filan arzu ediyordu. Ya ama siyasette bu istenir yani. Evet. Ve bu normaldir. Evet, bir de onun yaptığı, sizin yaptığınız bir de tenkit ederler. Evet. Tabii yani düzeyli bir eleştiri vardı o zaman. Kesinlikle. Düzeyli bir eleştiri vardı. Şunu söylüyorum ben yani dünyayı gezdik Allah'a şükür. Yani her yeri gördük. Dünya siyasetini de şey yapıyoruz. Siyaset öyle siyasetçilerin tek elinde olan bir şey değildir. Çok basittir bu aslında. Eğer siz ülke hakkında, bulunduğunuz yöre hakkında bir fikriniz varsa ve bu fikri de korkmadan açık yüreklilikle söyleyebiliyorsanız evet. Siyaset o. Çok doğru. Yani bugün benzine zam geldi. Atıyorum şimdi. Bugün benzine zam geldi. Mikrofonu tuttuğunuz zaman otomobil kullanan birine benzine zam geldi. Ne düşünüyorsun da? Eyvah battık bu zamla diyen bir kişi siyaset yapıyor demektir. Doğru. Öyledir bu. Bir ikinci kişiye tutun, bu zamlar az, 15 liraya çıkmalı petrol dese, o da siyaset yapıyordur. Saygı göster, sizin gibi düşünmek zorunda değil. Doğru. Ya ölçü buydu, geçmişte böyleydi bu iş azıcık. Yani siyasi, ya bir kere, bakın bilim adamı olabilirsiniz. Bilim adamı olduğunuz zaman bulunduğunuz toplumun tamamı size saygı gösterir. Mühendis, iyi bir mühendisseniz, iyi bir doktorsanız, iyi bir elektrikçiyseniz, iyi bir ustaysanız, iyi bir tamirciyseniz, otomobil tamircisiniz, size saygı gösterirler. Peki buradan şu çıkıyor mu? İyi bir buradan şu, demir çelik işletmeninde çalışıp da Enerji Bakanı olacaksa hemen oraya gideyim. Şimdi oraya geleceğim bakın. Buyurun. Tam oraya bağlayacağım yani. Tabii ben buyurun. Genel olarak konuşuyorum. Tabii. İyi mühendisken, iyi müdürken, iyi başarılı, yörenizde sevilirsiniz. Ben hep sevildim. Politikaya atılınca ne kadar başarılı olursunuz olun, bir bölüm sizi çok sever, bir bölüm sizden nefret eder. Buna alışık olacaksınız. Yani ya bunu niçin söylüyorum? Siyasete girecek olan gençlere onun için bir yerde bir mesleğiniz olsun önce. Evet. Ama ben siyasete atılayım da hiç ne suya dokunuyorum ne sabuna dokunuyorum. Hiç kimse de beni eleştirmesin gibi kafanızdan böyle bir şey geçiyorsa böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani siyasete atıldığınız zaman sizi
Seven de olacak, beğenen de olacak, kesinlikle beğenmeyen de olacak. Mutlaka. Beğenmeyen de olacak. Onun için gençlere bizim tavsiyemiz, yani siyasete atılacaklar önceden bir meslek sahibi olsunlar diyorum. Evet, yani başka sorularınız, eksik bir şey kaldı mı? Şimdi buraya kadar eksik yok ama siz başarı grafiği öyle bir yere gelmiş, sizin burada aldığınız birikim, tecrübe daha sonra bakan noktasına kadar sizi taşıdı. Taşıdı. Şimdi şu kadar söyleyeyim. Geçmişte mühendislik modaydı. O zaman daha çok endüstriyel bir kalkınma vardı ülkede. Dikkat edilirse geçmişte işte Süleyman Bey, Özal, rahmetli, bunlar mühendis kökenli falan olduğu için aslında geçmişteki ekonomistler bunları şey yapardı, istemezlerdi parça. Aslında devlet yönetimi için bir meslek spekülasyonu yapmaya gerek yok. İlla şu meslekten olacak diye. Ama tabii modaydı bu. Evet. Mühendislik bir modaydı. Evet. Biz o modada yaşadık. Tabii yani bu bizim şansımız bu. Mühendislik kariyeri yüksek. Kariyeri aynen öyleydi. Ve biz tabii benim hem Kardemir diyoruz, o zaman Karabük Demir Çelik, hem de İstemir gibi, hem de özel sektör gibi bir tecrübem oldu. Bu tecrübe birikimi o günün için, yani o günün siyasetinde önemliydi. Yani çok önemliydi bu. Çünkü devlete adam yetiştirmek devlet bürokrasisinden geliyordu. Bizim o yıllarda özel sektör bu kadar geniş değildi. Bugün için bu insan kaynağı özel sektörden yetişiyor. Doğru. Çünkü devlet işletmeleri yok artık. Yok, evet, kadar özelleşti. Ha, o yıllarda Özal da devletten yetişmiştir. Rahmetli Süleyman Demirel de devletten. Yani geçmişteki devleti yönetenler, politikaya atılanlar devlet kaynaklı. Zaten siyasetin kaynağı insandır. Doğru. Yani bu itibarla insanlar oralara yetişmiştir. Bize de öyle nasip oldu. Ama bu günümüzde özel sektörde çok yetenekli kişiler var. Ama çok yetenekli kişiler de siyasete girmek istemiyor günümüzde. Öyle anlıyorum yani. Evet, maalesef. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar reklam arası diyorlar ama bir 5 dakikalık süremiz daha var o sürece. Hay hay. Bakanlık sürecine geldiğiniz zaman nasıl bir duyguyla geldiniz? Yani Türkiye Cumhuriyeti size öyle bir yer vermiş ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Şinas Altıner ve Karabük'ten çıkan da ilk bakan, benim bildiğim o günün şartlarında bakan olarak, bugünün şartlarında Sayın Mehmet Ali Şahin var. Neler hissettiniz? Neler yaşadınız? Tabii bu her milletvekilinin o zaman arzu ettiği bir şeydir. Yani tırmanılabilecek yani bir bakan olmaktır. Ben üstelik bakan olmadan genel sekreter oldum. Doğru Yol Partisi'nin genel sekreterliğini yaptım. Hatta genel başkan yardımcılığı, evet. Sonra genel sekreter oldum. Az çok o zaman da Doğru Yol Partisi Genel Başkanı koalisyon hükümetinde başbakandı bizim. Ben partinin iktidar partisi olan Doğru Yol Partisi'nde genel sekreterlik yaptım. Daha sonra bir kabine değişikliğinde de bakan oldum. Tabii heyecan duydum. Ve Karabük'e bakan olarak da geldim. Bileyim yani güzel bir duygu tabii yani kim diyebilir ki eyvah ben bakan oldum diye ama evet. Şu heyecanı duyuyorsunuz yani ben neler yapacağım burada filan diye. Belli bir süre sonra şunu gördüm, bürokraside genel müdürlük seviyesinde bulunmuş bir insanlar için bakanlık hangisi olursa olsun bir kere çok kolay. Birikim tecrübe var diyorsun. Evet, aynen öyle. Yani kamudan geldiğiniz için
kamu, bir de üstelik kamudan sıfırdan değil yani genel müdürlük kamuda o günkü şartlar altında kamu önemliydi. Evet. Genel müdürlük yapmış bir insan olarak bu şeyleri bilen bir kişi olarak bakan olmak yani zorluk çekmedim ben Enerji Bakanlığı'nda. Bir şeyler de yaptık yani. Peki o günün şartlarında bugünün şartlarını belki evet. Reklam arasından sonra değerlendireceğiz. Karabük'e ilk bakan olarak geldiğiniz zaman biz de beklentiler içine girdik. O günleri hatırlıyorum. İşte evet. Enerji Bakanımız var. Artık Karabük'teki sorunlar, enerjiyle ilgili sorunlarımız çözülecek, beklentilerimiz var. İsterseniz bunları bir kısa reklam arası verelim. Reklam arasından sonra devam edelim. Hay hay. Evet, Şinasi Bey, hakikaten siyaset ilginç. Gerçekten şöyle baktığımız zaman Doğru Yol Partisi'ndesiniz. Evet. Gücünüz var ama bir takım sıkıntılar sizi başka bir partiye gitmenize engel olamadı. Ve Anavatan Partisi'ne geçtiniz. O süreç neydi, anlatır mısınız? Efendim, biz 1985 seçiminden sonra, Aralık ayında mı ne oldu, öyle 23 Aralık'ta falan. Şimdi bu şeye giderken, seçime giderken, o zaman Deniz Baykal'lı bir koalisyonumuz vardı bizim. Deniz Baykal, CHP. Evet. O koalisyonda ben seçime giderken bakandım. Genel sekreterdim. Biz siyaset gereği, tabii siyasiler birbirlerine meydanlarda ilerigeri laflar ederler. Yani bu çok doğal bir şeydi bu. Hala devam ediyor. Hala devam eder. Evet. Zaten geçmişte de bizden evvel de devam ediyordu. Bizden sonra da bizde de devam etti. Bunu yadırgamamak lazım. Yani bu olur yani böyle. Bu şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Yani siyasi partiler Kanarya sevenler derneği değildir derdi. Yani Kanarya sevenler derneği değildir derdi. Bu böyle. Biz o zaman tabii rahmetli Erbakan parti genel başkanı o seçime giderken biz o gün şartlar altında tabii Tansu Hanım bizi yönlendiriyor haklı olarak siyasi parti kazanacağız söylediğin ve Erbakan'a yüklenin diyor yani kendisi de yükleniyor. Şimdi biz yüklenmeye başladık tabii Erbakan'a ondan sonra seçim sonuçları açıklandı. Erbakan bizden daha fazla milletvekili çıkardı. Orada bir anımı daha anlatacağım. Bizim parti binamızın üstünde Erbakan'ın o partinin adı hatırlamıyorum bizi o gün çok Erbakan'ın partisinin Erbakan'ın üst katta alt katta alt da üstünüz yani. Ya Doğru Yol Partisi vardı. Bir üstümüz bizim ve şöyle merdiven kıvrılarak çıkar yukarıya. Şimdi o seçim sonuçlarına kadar, sonuçlanmadan evvel biz iktidarda olduğumuz için dolup taşardı bizim bina. Yukarıya tek tük kişiler giderdi. Şimdi o seçimden hemen sonra, daha ben Ankara'ya gitmedim, seçim sonuçları belli oldu. Şimdi yüzünü kapatan yukarıya çıkmaya başladı. Hareket oraya. Tabii bize gelmiyor artık. Yani gelen halk hep yukarıya çıkıyor. Bizim salona gelen bizim partide arkadaşlar yukarıya giderken de gözükmeyin diye de utanıyorlardı herhalde. Yüzünü kapatanla yani daha önce seçimden evvel bizim kat doluyordu. O seçimden sonra yukarısı doldu. Güç aynen öyle. Güç olayı. Velhasıl kelam şimdi Ankara'da tabii dengeler değişti. Yeni koalisyonlar söz konusu. Ya birkaç alternatifi var koalisyonların. Şimdi Mesut Yılmaz orada çok kurnaz davrandı.
yani Tansu Hanım kursuna getirdi işi. Evet. Tansu Hanım'ın kursuna getirdi işi. Biz 4-5 kişi, İbrahim Dedelek, ben, İrfan Demirak gibi arkadaşlarımız, Tansu Hanım. Tansu Hanım hükümet kurma teklifi aldı Erbakan'dan. Ama soruyor, milletvekillerini topladı, grup grup topladı. O grubun içinde, 15-20 kişilik o grubun içinde hala arkadaşlarımız sağdır. Biz itiraz ettik. Bu koalisyonu kurmayalım dedik Tansu Hanım'a. Kuralım dedi. Yani Sayın Başbakanım, yani kurmayalım. Biraz muhalefette, çünkü bu büyük parti. Bizden fazla milletvekili var Erbakan'ın. O yıllarda büyük partiyle küçük parti koalisyon yaptığı zaman o koalisyon büyük partinin lehine oluyordu. Küçük partinin aleyhine oluyordu. Biz tamamen sıfırı tüketiriz bu koalisyonu yaparken. Bunlar nasıl olsa Mesut Yılmaz dağılır bu işte. Biz parsayı toplarız. Ya ben, görüşümüz vardı. Bu görüş doğru ya, ama bunu başbakana söyledik. Kurma dedik. Hatta arkadaşlar beni Özer Bey'e yolladılar o zaman. Özer Bey, yani bu toplantı Tansu Hanım'ın Ankara'daki evinde oluyordu. Üst katta da Özer Bey çalışıyordu. Ben yani hanımefendiyi ikna edin, kurmayın bu şeyi filan dedim. Yok filan dedi. Baktım kurulacak. Anlaşma başlayınca, kurulma anlaşması, biz 3 veya 4 kişi ayrıldık ve Mesut Yılmaz'a geçtik. Yani Anavatan Partisi'ne, biz Anavatan Partisi'ne geçtik. Ama bu geçişte tabii yani herkes iktidara doğru gider. Evet. Biz yani dedik ya, çok laf söyledik. Yani bunlar nasıl olacak? Ha, bu fikir doğru yanlış. Ama o gün için ilkeler, yani o gün için böyle bir fikrimiz vardı. Öyle yaptık. Yani geçmişe dönük, hani benim hayatımda hiçbir zaman şunu şöyle yapmasaydım dediğim hiçbir şey olmamıştır. Yani şu, kesinlikle. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Yani dün dündür, bugün bugün gibi bir şeydir o. Yani geçmişte öyle yapmamız gerektiği için öyle yapmışızdır diye şey yapalım. Öyle yapmıştık ve hakikaten o koalisyonda 11 ay sürdü. Evet. 11 ay sürdü. Uzun sürmedi yani. Ya, kaç yıl kaçtı? 1996. 96. Evet. Evet. Ve bu arada 1998 yılında sizin için çok şey bir yıl olmadı. Maalesef bir trafik kazası geçirdiniz. Evet. Bir kayıp vardı herhalde. Yine bir gazeteci dostumuz Fikret Bila, evet. O da yaralı kurtulmuştu sizinle. Bayağı ciddi bir kaza. Onu da anlatabilir misiniz? O kazayı Mesut Yılmaz şeye gitti. İsmi aklıma gelmiyor. Makedonya'ya gitti. Evet. Oraya giderken Rüştü Kazım Yüce, Allah rahmet eylesin, onu yanına aldı. Gazeteci Fikret Bilav vardı. Ben vardım. Birkaç kişi daha vardı. CHP'li bir bakan vardı hatta o şeyde. Makedonya Başbakanı ile görüşüldü. Görüşmeye de hepimiz de aldı ama onlar konuştular. O ilişkileri sürdürüyorlardı. Oradan otomobillerle bir yere götürdüler bizi. O götürme aşamasında kaza geçirdik biz. Biz iki araba arkasından takip ediyorduk. Ne rahmetli orada vefat etmedi, sonra vefat etti. Rüştü Kazım Yücelen olsun, Fikret Bey olsun, ben olayım. Hatta ben biraz geç kaldım arabaya. Arabalar Audi 8, Audi 9,
arabalardı, yeni arabalardı. Arkada Rüştü Kazım Yücelen ile şey sohbet ediyordu, Fikret Bila. Fikret Bila sohbet ediyordu. Beni bekliyorlardı, paylaştırılmışlar. Ben arabaya biraz geç geldim. Geç gelince Fikret Bey, tabii Fikret Bila çok kibar bir adam. Tabii ben milletvekiliyim. O hariçten bir gazeteci gibi. O arabadan arkadan inip öne geçecekti. Evet. Ben Fikret Bila'ya sen yerinde kal dedim. Fikret Bey lütfen dedim. Ben öne oturacağım. Şoför mahalline oturacağım ben dedi. Niye dedi filan, sana burası yakışır filan dedi, bana iltifat etti. Hayır dedim, ben özellikle bu arabanın önüne oturacağım. Yani etrafı da ilk defa geliyorum bu memlekete, etrafı seyredeceğim dedim. Evet. Yani giderken öne oturdum. Kemerlerimizi filan bağladık ve biz yola koyulduk. Çok enteresandır. O kazanın oluş şeklinden en ufak bir şekilde bir bilgi bugüne kadar, yani bilgi derken hatırlama açısından hatırlamıyorum kazayı. Ben hatırlamıyorum da Fikret de hatırlamıyor. Fikret Bey de hatırlamıyor o kazayı. Rüştü Kazım rahmetli Yücelen de hatırlamıyor. Biz bir araya geldik. Hatta Makedonya'dan bize... Kazan nasıl olduğunu hala bilmiyorsunuz. Ama anlatıyorlar bize, karşıdan bir karı kocanın arabası geliyormuş. Fakat çok ilkel gidiyordu, evet, yoldan giderken. Yoldan giderken trafik polisi, oranın trafik polisi elinde sopalarla karşıdan gelen arabaları yönlendiriyor böyle. Sopayı sallayarak onlara filan. O araba çarpmış bize. Çarpmış ve o iki kişi vefat etmiş. Hatta bize davacı mısınız diye Makedonya'dan şimdi mektuplar geldi. Biz bir araya da oturduk. Kesinlikle biz davacı falan değiliz dedik. Yani o şeyden, hükümetten. Ondan sonra bizi çıkarmışlar. İşte benim kaşım çatlamış, gözlük kırılmış. Efendim kalça kırık var. Böyle hatırlıyorum. Çanak kemiği dedikleri kemik, evet, kırılmış. Fikret Bey'in tavan çatınca gözü o izler duruyor. Evet. Olmuş. Rüştü Kazım'ın da biraz kırıkları vardı kolunda filan. Ben de elde parmaklar kesilmişti. Yani yaralı. Bizi hastaneye kaldırmışlar. Ambulans uçak yoktu o zaman Türkiye'nin. İsviçre'den anı ambulans uçak kiralamışlar. Şöyle söyleyeyim, ben 7-8 saat bir kopuğum meselede. Ne oldu? Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Ne kazayı biliyorum, ne bir şey. Ama beni konuşturmuşlar filan doktorlar. Türkiye'den doktorlar gelmiş. Öyle bir kaza. Peki ben şunu söyleyeyim, ne kadar doğrudur, evet, siz teyit edeceksiniz. Şimdi Arabatan Partisi'nin vekilisiniz. Evet. Ama hastanede gözünüzü açtığınız zaman ayrıldığınız partiden Tansu Çiller'i ilk gözünüzü açtığınızda Tansu Hanım'ı görmüşsünüz. Tansu Hanım ve Özel Çiller. Özer Çiller. Beraber ikisi. Evet, geldiler. Bu da ilginç bir vefa, yani, gerçekten ilginç. Tabii yani bu beni yani hem mutlu etti hem de ya utandırdı da. Olabilir yani. İlginç. Öyle geldiler hakikaten. Bir iki kere daha ziyaret ettiler. Güzel yazılarla yazmışlardı o şey defterine. Evet. Ve biz ondan Ankara'ya taşındık filan derken bir 3-4 ay ben tedavi gördüm. Evet. Tedavi gördüm. Allah'a şükür sağlığımıza kavuştuk. Yani böyle de bir şey geçti başımıza. Tekrar parti değiştirmek zorunluluğu doğdu. İsterseniz o noktaya tabii gelelim. O zaman yani neticede Doğru Yol Partisi şey oldu artık. İktidardan düşmüştü. Evet. Hariçten zannediyorum şey bakan olmuştu o sırada.
Yine bir eski ticaret odası başkanıydı, odalar birliği başkanıydı, Yalımeres başbakan evet. oldu. Biz o sırada Doğru Yol Partisi'nden yine tekrar yani orada düğümledik işi. Evet, ondan sonraki süreçte ben artık o bağlantıyı Karabük'le birleştireceğim. Evet. Tansu Hanım kararlar alınıyor ve Karabük'te içinde olduğu 5 Nisan kararları dediğimiz bir karar mekanizması 5, var Türkiye'de. 5 Nisan kararlarına. 5 Nisan kararlarına geleceğim artık. Yavaş yavaş Karabük'e dönelim istiyoruz. Evet. Fakat Karabük'te infial oldu. Karabük Demirçelik İşletmeleri kapatılacak. Evet. Yani bizim aldığımız duyum bu o gün için. Evet. Ve hepimiz şok. İşte TTK kapatılacak yani bölgesel olarak baktığımızda. Tabii Karabük'ün kabullenebileceği bir olay değildi. Ve bu süreç içerisinde evet. Bir Karabüklü olarak çok zor. Yani ne tarafa bakacağınızı bile şaşırdığınız bir noktaya geldiniz. Bu süreci anlatır mısınız? Önemli bir süreç bizim için. Ya tabii çok enteresan günlerdi. Tabii Karabük Demirçelik'te yani ne varsa ne yoksa oraya bağlıyız yani evet. oraya şeydeyiz. Karabük Demirçelik o 5 Nisan kararlarında alınma aşamasında tabii ister istemez ben genel sekreterde olmam dolayısıyla oklar benim üzerime de döndü. Döndü. Ne yapılacak, ne beyanat verecek bu? Tabii biz çeşitli beyanatlar veriyoruz. Aradan tabii 25-30 yıl geçti artık. O bakımdan her şeyi konuşmak lazım. Biz buralarda sizin televizyonlarda falan anlatıyoruz. Kapanacak evet. burası arkadaş diyoruz. Evet, tabii bu laf, Şinasi burayı kapatacağı döndü o zamanlarda. Şinasi burayı kapatacağı kadar döndü. Tabii burada gene sendika, rahmetli oldu Metin Türker sendika bunu tabii kullanıyor. Haklı olarak kullanıyor. Haklı olarak kullanıyor. Yani o yani neticede herkes siyaset yapıyor. O da siyasetini yapıyor. Kendi işçisinin emeğini. Bu adam burayı terini... kapatacak diyor. Evet. Ondan sonra ya biz kapatmayacak. Burada neden o noktaya geldi? Çok enteresan. Yani şimdi beni şimdi bu noktayı dinleyen teknik adamlar, ekonomistler çok iyi bileceklerdir. 5 Nisan kararları çok büyük bir ekonomik krizdi. Ekonomik kriz aşamasında hükümetler IMF derler İngilizce, IMF'ye giderler, para talebinde bulunurlar. IMF de bir uluslararası bankadır aynı zamanda. Herkesin üye olduğu, Türkiye de üyedir oraya. Evet. IMF'den para istediğiniz zaman IMF size bir reçete veriyor. Bir reçete verir. Aynen herhangi bir bankadan bir kredi alsanız ya şu eviniz varsa bir ipotek edeyim der değil mi? Çok doğru. Şimdi o gibi bir şey. Dedi ki arkadaş senin ülkende ey Tansu Çiller senin ülkende Karabük Demirçelik Fabrikası diye bir yer var. Burayı kapatacaksın. Falanca yerde bir yer var. Burayı biraz özelleştireceksin. Onların raporuna göre Karabük özelleşmez de zaten. Evet. O rapora göre. Kapanmaz. Kesin doğrudan. Kapanması lazım. Aslında biraz rahmetli Özal da bunu ağzından grev zamanında döktü. Ben hatırlıyorum o zaman 57 kişi milletvekilinin içindeyiz. Yani gerekirse kapanır gibi filan diye bir laf etti. Ama grevden sonra da inanılmaz bir para verdi. Abi yani aynen öyle. İnanılmaz da bir para verdi. Şimdi bu iş böyle olunca biz ne yapalım, ne edelim? Karabük'e birkaç kere geldik, gittik ama bize artık burada toplar Tansu Çiller'le bizim aleyhimize döndü. Şimdi Tansu Hanım diyor ki ya sen diyor bu niye diyor ya kapatalım gitsin ya o madem böyle diyor. Çünkü hakikaten o zaman
çok büyük paralar verecek şey. IMF'yi ikna edemiyor, edilmiyor. Çok gidildi, görüşüldü filan. O hemen kolay olmadı. O IMF'den o parayı almak için. Ve biz o zaman ben bir iki yerle, özel sektörle görüştüm. Dedim ki efendim hemen karar vermeyin. Benim bir iki ümidim var dedim. Nedir o ümit dedi. Ben İstanbul'da bir iki Karabük'ten yetişme iş adamları var dedim. Recep Yazıcı rahmetli, o da rahmetli oldu. Recep Yazıcı'yla telefon ettim, bir randevu istedim, İstanbul'a gittim. Ama bunları anlattım. Ve Tansu Hanım dedi ki, bunlara dedi, eğer alırlarsa para dert değil dedi. Alırlarsa para dert değil dedi bana. Ne verirlerse verebiliriz gibi bir şey. Ben Recep Sami Yazıcı ile görüştüm. Recep Sami Yazıcı önce kabul etti. Rahmetli. Olabilir dedi ya. Biz bir katkımız da ona verir. Yani o zaman böyle o günkü şartlar altında bir 30-40 milyon gibi filan dolar gibi filan böyle bir para hani vererek, ama çok enteresan, yerin kulağı var. Bu duyuldu. Ben bunu geldim Tansu Hanım'a anlattım. Anlattım. Gerekirse kendisini çağırıp görüşebilirsiniz filan dedim. Odasında konuşuyoruz. Dedi. Sonunda bana telefon etti. O sırada Karabük'te ulusal televizyon, uluslararası ulusal TRT televizyoncular da geldi buraya, bir takım insanlar. Evet. Geldiler Karabük'e. Artık hatta bizim resimlerimiz filan da, maketlerimiz filan, tansuçileri gibi filan yakılıyordu. Evet, yani çok ciddi tepkiler var. Ekranlarda da çok enteresan şeyleri basını gösteriyoruz. Koalisyon ortağımız. Evet. Koalisyon ortağımız CHP'nin milletvekilleri de buradaydı. hem iktidarda koalisyon ortağımız, hem de onun bazı milletvekilleri beraber bayrak kaldırıyorlar burada. Ya, olmaz bu iş filan diye. Bir şey oldu. O sırada Recep Sami Yazıcı rahmetli, abi bizden yok dedi. Ben o orada bedavada verilse yokum dedi. Haklı olarak o da yokum dedi. Eyvah. Şimdi Ankara'dayız artık. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya Tansu Hanım diyor ki bana, sen milletvekili olmaktan mı çekiniyorsun? Seni başka yere koyarız diyor. Ya ne der diyor. Ya mesele o değil. Efendim diyorum, yani Sayın Başbakan, mesele o değil. Yani mesele benim milletvekili olmam değil. Yani ben oralıyım, mezarlığımız orada. Yani böyle bir şey olduğu zaman, yani ben orada mezarlığımızı da taşımam lazım yani. Bu ayrı bir konu. Bir İstanbul'da olsa bu fabrika, bir İstanbul milletvekili olsam çok umurunda olmam işi. Ama burada ekmek teknesi o zaten. Yani çok zor bir karar ya. Evet. Çok zor bir karar. Yani rahmetli anam babam da sen bu işin niye önündesin diye beni yadırgadılar. Doğru. Yadırgadılar. Çok enteresan. Kardeşim Osman, bu sizin televizyonlarınızı seyretmemek için anama babama televizyonla arıza yaptırdılar. Anamın babamın evindeki televizyon. Tepkiler görülmesin diye. Görülmesin diye arıza yaptırdılar. Oğlum televizyon arızalı. Bu ne oluyor? El aleminki çalışıyor, bizimki çalışmıyor diye. Yani anam da çok severdi rahmetli televizyon izlemeyi. Şimdi yani bana yapılan küfürleri anam babam duymasın diye. Tamam mı? Velhasıl kelam bugünleri de böyle atlattık. Evet, ve zor bir süreçti. Zor bir süreçti ve şöyle bir şey oldu. Çok enteresan. Bu fabrikayı biz istiyoruz dedi Metin Türker. Sendika. Sendika olarak biz çalıştıracağız arkadaş dedi. Evet. Ben mübalağa etmiyorum, bunu Ankara'dan doğru buradan duyunca bayıldım bu işte lafa. Hemen Tansu Çiller'in kapısını çaldım, başbakanlık. Müjdeye geldim size dedim. Ne müjdesi bu?
İşçiler, demir-çelik işçileri, sendika bu fabrikayı alacak. Siz bedava vermeyecek. Sen deli misin dedi ya. İşçi fabrikamı çalıştırır dedi. E sen kapatmak istiyor muydun, istemiyor muydun dedi. Çalıştıramazsa kapanır diyorsunuz. Ya, yani. O zaman işçi kapattı dersin dedim. E, siyaset yapıyoruz. Tabii yani şimdi olay bu oldu. Olay bu oldu. Bir dakika dedi o zaman. Çok enteresan. Otur şuraya dedi. Oturdum. Yalım Erez o anda Odalar Birliği Başkanı. Ona telefon etti. Gel buraya dedi. Onunla aile dostluğu var. Evet. Yani daha sıkı fıkı. Yani ailece görüşüyorlar. Bir danışman gibi. Bir danışman gibi de ona. Tabii o zaten öyle bir şeyde, pozisyonda orada. Milletvekili olması şart değil. Geldi, bekle, otur burada dedi. O kapıdan girdi, otur sen dedi. Bak Şinasi bir şeyler söylüyor dedi ona. Ve anlat bakalım dedi. İşçi fabrikayı istiyor. Ben de verelim diyorum dedi. Bu öyle diyor dedi. Şinasi doğru söylüyor. Hemen verelim dedi. Bak yalın veres. Bana dedi ki sen gidebilirsin. O şekilde Yalım Erez'de Sayın Başbakan o sırada bakan olan arkadaşlarla bir ekip kurdu ve o ekip çalışmaya başladılar. Ve sendika başkanını çağırdılar Ankara'ya. Bedel 1 TL. Evet, o parayla ondan sonra şurayı vereceğiz, burayı vereceğiz. Ben zaman zaman konuşurken o projenin içine Karabük ilini, üniversiteyi, evet. Karabük ilini, üniversiteyi ve özelleştirmeyi, bu üçlü bir paket projedir. Şimdi rahmetli Süleyman Demirel'in bir lafı vardır, kapı kaptırmam diye. Evet. Zaman zaman ya işte vilayet oldu da ne oldu, bir tabela astılar filan gibi laflar ediyorlar şu anda. Evet, bir tabela astık. Bütün teşkilatıyla birlikte vilayete gelmedi. Vilayete geleceğiz zaten biraz sonra. Yani, ama ben bu projede bir biçimde Cenab-ı Allah nasip etti. İmzamız var yani bu projede, bu üçlü projede. O bakımdan bu projeyi kimseye kaptırmam. Burada tevazu sahibi değilim. Evet. Yani bunun sayesinde il oluşumuz o günün evet. Şartlarında diyorsunuz. Evet. Artı Karabük Üniversitesi'nin kazandırılması, tabii, kararının alınması. Zafer Bey şu var. Bir yeri il yaptığınız zaman bütün teşkilatıyla birlikte, bütün müdürlükleriyle evet. Birlikte oturuyor mu oraya? Mutlaka. Bir yerin, bir üniversitenin temelini attığınız zaman 55 bin kişi şu anda olduğu gibi oraya öğrenci geliyor mu? Evet. 600 bin tondan 13 bin kişi çalışırken evet. Yılda 600 bin ton üretilen yerde 13 bin kişi şu çalışırken özelleştirdiğiniz günün ertesi gün 2,5-3 milyon tona çıkıyor mu demiş Elik? Sayı da... Ha, bu bir süreç değil mi? Evet. Ama projede imzam var. Herkes istedi bunu bu Karabük'te. Her önüne gelen, ne zaman il oluyordu Karabük, ne zaman il oluyordu diye. O zamanın gündemi buydu. Evet. Arkadaşlar, bize nasip oldu. Bağlantıda sıkıntı mı var? Evet. Şimdi tabii bir taraftan bir sürece girdik. İşte işçiye verildi 1 TL'ye. Ondan sonra bir aşamalar var. Orada da bir takım sıkıntılar var ama bu arada tabii il oluşumuza geleceğim ben. Bizim için çok önemliydi. Neden? İşte zaman zaman şehir girişlerine Karabük ili tabelaları, sembolik tabelalar asılıyor, bir talep var. Gelen bütün siyasilerden artık ne zaman il olacağız, Demirel geliyor ondan, kim geliyorsa istiyoruz ve bu da Tansu Hanım'ın dönemine rastladı. Ve Karabük tabii mutlu oldu, hepimiz mutlu olduk ve hemen önümüzde bir şilt var. Bu geçtiğimiz yıllarda yaptığımız ama sizin eriştiremediğimiz, inşallah bir gün davet ederiz, konuk ederiz ve oradaki emekleriniz için hazırladığımız bir şilt. Bunu da giderken evinizin güzel bir yerine koyacağınıza inanıyorum ben. Bakabilir evet, miyim? Evet tabii, memnuniyetle. Evet. Evet, teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şimdi akdi vefa dediğimiz şey, bizim radyo televizyon kurumu biz geçmişte yapılan her şeyi alkışlamayı hep bildik. Alkışlamaya da devam ediyoruz. Eğrisiyle doğrusuyla her şeyi bakın bu akşam da masaya yatırıyoruz.
ve il sürecini ben sizden rica ediyorum. Nasıl geldik bu noktaya il kararında? İl sürecinde bu zaten bu projenin içinde vardı. Bu sözleri almıştım ben. Evet. Almıştım fakat CHP'li bir Mersin milletvekili vardı. Çok kaliteli bir adamdı. O da bakandı. CHP adına çok itiraz etti o. Yani önce şeyin il olması lazım dedi. Tarsus gibi. Yok. Yani öyle bir yerin. Başka bir yerin il olması. Yani o olması lazım. Karabük nereden çıktı gibi filan. Böyle bunun olmaması lazım. Ben onunla da filan bir görüşmüştüm. Ama Tansu Hanım bu sözü tutarak onu aştı. CHP'yi aştı Tansu Hanım. Evet. Yani orada hakikaten basiret gösterdi. Allah razı olsun Tansu Hanım. Çünkü artık ona düşüyordu. Yani sadece bir söz. Çünkü şu da vardı. Karabük o günleri unuttu. Neden Karabük il konusunda çok tahrik oldu? Mesut Bey ANAP iktidardayken Bartın'ı il yaptı Karabük'ten evvel. Evet. Bakın evet. Şimdi bunu çok kişi unutur. Bartın ama Karabük'ten o da bir seçim atmosferine şimdi gelen neden? Bir dönem. Tamam. Bartın yani Karabüklü'ye göre Karabük il olmalı, Bartın da ilçe olarak bağlanmalıydı canım filan lafları vardı. Evet. Yani yakında işte Bartın Karabük'ü de kendisine bağlar gibi filan laflar dönmeye başladı. Biz de o aralar o atmosferde siyaset yapıyoruz. Yegane gündem bu. Evet. Şimdi böyle bir durum var. Çık işinden bakalım. Çık işin içinden. Yani onun için Tansu Hanım sağ olsun o zaman açtı evet, bu işi. Evet, evet. Zaten Zonguldak'a da hakikaten uzaktı. Ya uzak bir de hak ettik ya. Okay, biz ya, Türkiye'yi evet. imar etmiş. İlk Türk... Evet, telefon bağlantımız hazır diyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlar hazır mı ya? Evet, sevgili Mehmet Çetinkaya. Zafer'cim seni Antalya'dan izliyorum şu anda. Evet. Sevgili bakanım Antalya'dan selamlar, saygılar. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ne zaman geliyorsunuz? Ya pazar geleceğim de ben şimdi Zafer Bey'i çok kıskanıyorum. Bu programı ben yapacaktım. Çünkü burada 40 yıllık bir tarih yatıyor. Yani vallahi çok kıskanıyorum. İlgiyle de izliyorum. Çok güzel bir program oluyor sevgili bakanım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili Mehmet Çetinkaya, şimdi biz Karabük'ü şöyle biraz geriden bugüne masaya yatırdık. Gönlümüz senin de burada olup bu programda beraber olmak isterdik. Çünkü burada kurumsal olarak çok ciddi katkılar olduğunu biliyoruz. Hep beraber bu mücadeleyi verdik. O 5 Nisan kararlarında Şinasi Bey'in aleyhinde demeyelim o günün konjektüründe yapılan haberlerde katkımız var. Bak bugün yüz yüze ne kadar rahat söylüyoruz ama... Bu güzel günlere gelişimizde de çok büyük çabaları var. Biz sizin adınıza kurumsal olarak şiltimizi de Şinasi Bey'e sunduk. Burada kendi payımızı da biz almış olduk. Gördüm masada Zafer'cim. Şimdi Zafer'cim bana müsaade edersen bir iki dakika konuşayım. Konuğumuz evet. Şu an canlı yayın konuğumuz Şinasi Altmer. Cumhuriyet kenti Karabük'ün yakın tarihini. Benim tanık olduğum 40 yıllık tarihi en önemli Karabüklülerinden biridir. Yani 3-5 kişi sayarsak işte onlardan en başta gelenidir, en başta gelenlerden biridir. Karabük bugün il olduysa kesinlikle Tansu Çiller'e yakınlığı nedeniyle, çünkü Doğru Yol Partisi'nin genel sekreteri o dönemde, Sayın Tansu Çiller'e dönemin başbakanına çok yakın bir isim. Karabük il olduysa Bürnük köylü Şinasi Altmer'in bu da çok büyük katkısı vardır. Bir ara yok Kardemir'i kapatacak bilmem ne araççayı aşağı akardı yukarı akardı bir takım hikayeler çıktı. O da Sayın Bakanımızın anlatmak istediği durum şu. Ya kardeşim burası kapatılacak. IMF, dünya konjektürü, Türkiye'nin konjektürü bu. Yani buna bir çare bulalım. Ben
normal aşağıya akan suyu geri çevirecek, yukarı akıtan akıtacak güçlü değilim anlamında bir söz söyledi. O da Karabük'te milletin bazı şeyler kolayına gelir. Finansal altından şöyle dedi, böyle dedi oldu. Ama Karabük bugün il olduysa, Karabük'te birçok yatırım yapıldıysa Enerji Bakanlığı döneminde, birçok hizmette ben tanıklık ettim. Kendisine sağlık sıhhat diliyorum. Şu anda Rabat'ta da kardeşi Osman Altınar bizi izliyor. şimdi tabii teknolojinin güzelliği bizim cep telefonu uygulamamız var. Çok pırıl pırıl da bir yayın oluyor oradan. Rabat'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta oğlunun yanında Osman Altınar orada bizi izliyorlar. Abisini izliyor. Dünya küçük. Avrupa'nın birçok yerinde izleniyoruz. Evet. Milli maça rağmen birçok yerden mesaj geldi bana. Şinasi Altınar gerçekten mükemmel bir konuşma yapıyor. Çok güzel bir program oldu diye. Tabii tekrarını bir iki defa, birkaç defa vereceğiz. Ben Sayın Bakanımıza sağlık diliyorum. Uzun ömür diliyorum. Gerçekten çok önemli bir dosttur bizim için. Karabük tarihi içinde çok önemli bir insan. Bu arada tekrar başsağlığı diliyorum. Baldızı Erim Hanım'ı kaybettiler. Başsağlığı dileklerimi de iletiyorum. Sağ ol. Altın Portakal Film Festivali'ne ısrarla davet ettiler. Dün akşam da Antalya Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'le oturduk birlikte. Facebook'tan izledik. Sohbetimiz oldu. Yarın da Kırmızı Al dediğimiz o final gecesi var. İnşallah onu da biz yarın akşam BRT'den canlı yayınlamayı planlıyoruz. Yayınlayacağız. Öyle bir hazırlık da yaptık. O nedenle Antalya'dayım. Mani bir çarşamba karar verdik. Perşembe buraya geldik. Yoksa programı ben de orada olmayı çok arzu ederdim. Zafer'cim. Evet. İlgiyle izliyorum. bir taraftan gözüm milli maçta ama ses ve görüntü sizde milli maçta bir devam ediyor. Norveç. Onu da izleyeceğimizi duyurmuş olalım. Evet. İyi programlar diliyorum. Sevgili bakanım, saygılar sunuyorum. Saygı bizden. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. İyi festivaller. Karabük'ü, Türkiye'yi çok aşmış bir insansınız. Vizyon sahibisiniz. Ve her zaman ben son 30-40 yıllık dönemim boyunca, gazetecilik hayatım boyunca da her zaman sizin geniş ufkunuzdan çok yararlandım. Onu da izleyicilerim huzurunda belirtmek isterim. Selamlar, saygılar. Tüm izleyicilerimize saygılar, bizden teşekkür ederim. Peki, size iyi festivaller diliyorum. Güzel görüntüleri. Akşam canlı yayınlayacağız Zafer'cim. Peki. O kırmızı alı, ünlüler falan istiyor. Keyifle izleyeceğiz. Görüşmek tamam. Üzere. Hoşçakalın. Selamlar yanınızdakilere. Evet. Orada şunu söylüyorum ama proje benimdir, bunu da terazu göstermem dedim ya, ama şunu inkar etmeyelim. Gerek vilayet olmasını, gerek üniversitede, evet harcını biz koyduk ama 55 bin öğrenci olduğunu veya 45-50 bin öğrenci olduğu söyleniyor bugün bu üniversitede. Evet. Bu gelişmeler... Bu 20-25 sene. Yabancı öğrencimiz var. Evet. Ya evet, bu yabancı öğrenciler var. Efendim, bu gelişmeler demir çeliğin kar demir olarak bir takım sıkıntılardan geçerek bugün 72 metre ray yapması. Çok önemli. Ve 2,5-3 milyon ton zannediyorum, 3 milyon tona çıkarması. Yani... Burayı satın alıp da yani bedavaya alıp da milyonlarca dolar para harcayıp da bu noktaya getirenler boş durmamışlar bu süreç zarfında. Evet. Allah razı olsun. Şimdi bakın, yani bir projeyi başlatırsınız ama devam ettirin. Ya Karabük'ün şansı bu işte. Evet. Yani gelen iktidarlar devam ettirdi. Şimdi ilginç evet. O süreçlerin sonunda siz Kardemir'e geldiniz ve bir görev aldınız tekrar. 7 sene sonra. Evet, bir görev daha aldınız. Evet. Ve isterseniz o süreçten artık zaten Karabük'e geldik. Karabük'ün içinde kalarak devam edelim. Evet. Evet.
Şimdi tabii bu biraz sorunun ötesinde bir şey. 1937 yılında burası kurulurken İngilizler tarafından... Evet, arkadaşlarım o görüntüleri zaten verirler verildi, bize. Burası kurulurken Türkiye'nin nüfusu 16 milyondu. Evet. İşçi diye bir şey yoktu. Zaten işçi sınıfı yetişmemişti. Bu 16 milyon nüfusun %85'i köylerde, %15'i de işte kasabalardaydı. Şehirle bile diyemiyorum. Bu fabrika kurulurken şu anda Marzik denilen bir yer var. Bir tesis var. Evet. Orada hapishane vardı. Siz bilmezsiniz. Hapishane vardı. Yani organize sanayi gibi bölgesi. Olan yerde hapishane evet. vardı. Evet. Babalarımızdan duyduğumuz bu fabrikada çalışırken işçi sıkıntısı var. Köylere jandarma çıkartılarak boş adamlar toplandı. İşçi olarak fabrikaya gönderildi. Hapishaneden hapishanenin işçileri gündüz çalıştırıldı. Çalışan insanların bir gün demir çelikte çalışırsa iki gün hapsin yerine sayılıyor. Evet. Babamızdan öğrendiğimiz. Yani aslında 13 haneli bir köy deyip de yani o gün böyle bir günümüzde tabii 85 yıl önceyi konuşuyoruz. 16 milyon nüfus 85 milyon oldu 85 sene sonra bugün. 85 milyon. Yani işçi potansiyelini söylüyorum. Yani bugün herhangi bir şekilde maalesef bir yere 50 kişi alınacak derin 10 bin kişi müracaat ediyor günümüzde. Ama bu bütün dünyanın şartları maalesef. Teknoloji gelişti, nüfus arttı, insan gücü yerine makineler üretildi. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik de devam edip gidiyor. O ayrı konu. Şimdi demir çelik 7 yıl sonra beni davet ettiler buraya. Kardemir sürecinde beni evet davet ettiler. Artık politikadan sonraydım ben. Orada. Biz burada çeşitli kişilerle konuştuk. İş adamlarıyla. Karabük'ün iş adamlarıyla. Gelin ama şunun da inkar edemem. Feridun Tankut o zaman sendika başkanıydı. İskenderun'dan dolayı, ben İskenderun'da çalışırken oradan sendikacıydı. Evet. Oradan bir hukukumuz var. İyi bir hukukumuz vardı. Beni davet etti. Tereddüt ettim o davet üzerine. Rahmetli Nuri Bal'la beraber sendikada Yasıköylüydü olan. Onlar beni davet ettiler. Ben tereddüt, yani artık emekli, politikadan da sonra bu işin zor olacağını filan düşünerek hakikaten ısrar ettiler. Ne yapabiliriz, ne ederiz, gideriz filan diye. Biz geldik buraya. Sendika, o zaman ağırlıklıydı sendika yönetim kurulunda. Yani çünkü neticede işçinin elindeydi bu. Evet. O sırada hükümette bir değişiklik oldu. Koalisyon Kemal Derviş geldi. Ama buranın yeniden özelleştirilmesi lazım gibi bir fikir attım ben ortaya. Paraları yoktu. Para yoktu. O zaman CHP Ecevit hükümeti koalisyondu gene. Mesut Yılmaz'la koalisyondu. Biz Kemal Derviş'le görüşmem lazımdı benim yani. Bir biçimde. Ama görüşmek için CHP Genel Başkan Yardımcısını devreye soktuk. Ve Kemal Derviş'ten bana randevu aldılar. Ve kendisiyle görüştük. O biliyor zaten. Yani Türkiye'ye gelmeden zaten Dünya Bankası'ndan geliyordu. Dünya Bankası'ndan geldiği için bu meseleyi iyi biliyordu yani. Belki de başında kapansın diye rapor edenlerin de içindeydi yani Kemal evet. Derviş. Yani çünkü Dünya Bankası'nın raporuydu bu. Ve ben Kemal Derviş'ten
40 milyon dolar bir para istedim. Şeyi çağırdı. Şu anda CHP'nin sözcüsü Öztrak çağırdı. Faiz. Öztrak o zaman hazine müsteşarıydı. 40 milyon doları veremeyiz, ne işte yapacak filan efendim, biz işçilerin burada sendikayla şunu anladık. Personelin bir bölümünü üçe böldük. Üçte biri ücretsizliğine çıkarıyoruz. Ama hesaplarını kesmiyoruz. Böyle bir yani bu belki de Türkiye'deki sendika faaliyetinin içinde ilk kez oluyor. Buradan gıyabında Feridun Tankut'u kutluyorum. İşçinin fedakarlığı. Çünkü bu fedakarlığı yaptılar. Acıydı ama yaptılar. Ben bu fedakarlığı kaldırdım, Kemal Derviş'in önüne götürdüm. Kemal Derviş, ya dedim ki burayı yeniden özelleştireceğiz. Ya bu işte yani, o da o zaman öyle diyor, kapatalım gitsin diyor. Ya bu çalışıyor bu fabrika falan derken, neticede ekip de iyiydi. Allah rahmet eylesin, Ereğli'de müdür oldu, vefat etti arkadaşımız, evet, koronadan. Evet. O da, onun da çok Fadıl Bey. Fadıl Bey benim burada yardımcım da aynı zamanda. Ben o geçici sürede hem genel müdür hem yönetim kurulu başkanı olarak burada çalıştım. Sağ olsun Kemal Derviş 40 milyon dolar vermedi ama 20-25 milyon dolar bir para aktardı buraya. Yani uzun vadeli olarak. O bir can suyu oldu burada. Bir can. Hatta parça parça satalım diye o günkü iş adamlarına ben bir araya getirdim. Yani burayı hattaneleri satalım da öbürü bizde kaldı. Yani aklımıza çeşitli alternatifler geldi. Ama şunu teslim etmek lazım. Hepsi dediler ki bu işin içinde birçoğu. Bu işin içinde o zaman yol bulansa, rahmetli yani. Patron yoktu orada. Patrondu. Yol bulan olursa evet, gireriz dedi. Yani ben artık 20 sene eskiyi konuşuyorum. Yani bu, artık bunlar gizli olmaktan çıktı. Evet. Hiçbiri bunu şeye çek diyorlar aramıza. Aramıza çek, bu olursa biz para koyarız diyorlar. Ama onsuz yapamayız bunu diyorlar. Bir akşam davet ettim. Ben burada genel müdür odası evinde oturuyorum. Rahmetli yol bulanlık dedim, gel bir kahve içelim burada filan dedim. Geldi. Sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Konuştuk. Dedim ki bak, Karabekliler olarak burayı satın alın. Yani bu parayı artık biz Kemal Derviş'ten aldık. Daha fazlasını da yani bir şey gösterin ki ben yeniden onun kafasını çalayım. Dedi ki Şinasi Bey, bu saydığınız arkadaşlarla ben yola çıkmam. Onlar alsın dedi. Ben dedim ki sen kendin al. Güldü. Gücüm yetmez dedi. Filan. Böyle. Yani hisse. Ama duyuyorum, hisseleri topluyor. Yani bir taraftan. Filan. O da belli bir süre sonra o şey yaptılar. Yani niyetlendiler. Kamil Bey de. Kamil Bey'le beraber oldular. Tabii Kamil Bey'in de çok katkısı var. Tabii. Onların hisseleri çok, zaten evet, fazlaydı. Her ikisinin çok ciddi katkıları vardı. Katkıları vardı. Ve neticede bizden sonra orayı aldılar. Yani biz ayrılmıştık artık. Onlar artık yönetimde ağırlıklar oldu. Şu kadar söyleyeyim, gıyaplarında birisi, Allah rahmet eylesin, çok para döktüler buraya. Evet. Çok para döktüler. Dökmeyebilirlerdi. O zaman kapanırdı burası işte. İşte yani biz bunu anlatmakta, çok enteresan burası. Bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz gerçekten. Bakın, ya şimdi o parayı buraya dökmeselerdi onlara da kimse bu parayı dökmez. Çünkü Türkiye'deki özelleştirmelerin çoğunu biliyoruz. Adam alıyor, özelleştireceğim diye. Özelleştirme alıyor, giriyor. İmtihan, o parayı veriyor, sonra satıyor.
veya vazgeçiyor. Konut yapıyor. Konut alanlara yapıyor. Konut yapıyor. Aynen öyle. Evet. Konut yapıyor veya şey yapıyor. Terk ediyor. Evet. Boşver tamam evet. Oradan falan diyor. Ve ikinci, üçüncü ele satılıyor. Bir şeyler oluyor. Şimdi bu iki kişi buraya yatırım yaptılar. Para koydular. Kesinlikle. Kolay bir iş değildi o. Ha, bedavaya aldılar. Öyle değil. Yani endüstriyi ayakta tutmak o günün şartlarında kolay bir iş değildi. Ve hakikaten yatırım yaptılar. Yani onları kimse mecbur etmezdi. Yaptılar ve bugün 2,5-3 milyon ton çelik yalnız, üretiliyorsa yalnız o zaman iki kişi bu işin temelidir. Siz ayrıldığınız dönemde bir sözünüz var. Dünya demir çelik piyasası konjektürü bir rakamlar koymuştunuz. Eğer böyle giderse $200 gibi bir rakam evet, vardı. Kardemir çok iyi bir yere gelir. Temennim budur demiştiniz. Ben iyi hatırlıyorum burada sohbetimizde. Aynen o şekildeydi. Ve konjektürde tabii ki bu çabalar çok önemli. Gerçekten Mutlular evet. Bey'in, Kamil Bey'in para koymaları, Karabük'ten destek görmeleri evet. Gerçekten. Onun peşinden de dediğiniz konjektürde geldi. Tabii Leh'te gidince her şey çok güzel bir yere gitti. Ben öyle hatırlıyorum. Yani biraz mistik düşünüyorum belki ama yani Cenab-ı Allah korudu Karabük'ü. Olaya böyle de bakma. Yani ya onlar bu yatırımı yapmayabilirdi. Allah çabayı görünce yani o da yolumuzu gösterdi. Hiç kimse de onları silah zoruyla bu yatırımı yaptıramazdı. Yani bugün buradan selam olsun burayı yönetenlere, yönetim kuruluna selam olsun. Mutlaka bunları biliyorlardır. Evet. Yani bu Kardemir'in altyapısında bu iki kişinin sermayesi vardır. Evet. Katılıyorum. Ve Kardemir'in bugün 3 milyon tona gelmesi, işçinin yüzünün gülmesi, mutlu olması, sendika toplu işletme süreçlerinin sessiz ve başarılı geçmesi. Bakıyorum işçilerimizin yüzü gülüyor. Yani kabul etmek gerekir. Ama yüzü gülen bir kesim daha var. Bugün eğer üniversitemiz büyümüşse, her sene oralara binalar yapılmışsa, yani üst üste koyduğumuz zaman, hani 50 bin öğrenci bizde mümkün değil. Hepsi birden büyüdü. Allah rahmet eylesin. Burhanettin hocamızın Kardemir baktı çok iyi gidiyor. Onu evet, çok Allah iyi değerlendirmesi. Çok, çok büyük katkıları var. Bu zincirin halkaları birbirine eklendi. Ben böyle görüyorum. Siz ne kesinlikle aynen katılıyorum. Yani proje, başlangıç projesi güzeldir. Hani kapı kaptırmam dediği gibi projeyi kaptırmam diyorum ama yani arkasından da devam ettirdiler arkadaş. Evet. Yani şimdi devam ettirenler de bu Karabüklü hem siyaset hem o iş adamları yani hem üniversiteyi genişlettiler. Çok önemli. Hem il bazında il büyüdü hem de demirçiliği büyüttüler. Yani üçlü projenin birisi bile aksamadı. Evet. Ve yani bugüne kadar gelen siyaset arkadaşlarımızı da yani burada kutluyorum. Evet. Yani burada Adalet oldu. Ve Kalkınma Partisi'nin bir kenara koymamız mümkün değil. Değil. O günün şartlarında. Aynen öyle. Devam ettirdiler. Hem Mehmet Ali Bey'in çok büyük katkıları var. Mehmet Ali Bey'in başlangıcı çok büyük katkıları. Kesinlikle tartışmasız. O gün milletvekillerimizin, partinin gücünün otoriteyi kullanmakta, gücü kullanmakta ve bu bahsettiğimiz iş adamlarımıza destek vererek güzel bir yere getirdiler. Biz onları da kutluyoruz. Ya, kesinlikle aynen öyle oldu. Bakın sizin dönemlerinizde mesela Anavatan Partisi'nde işte o dönemlere bakıyorum. Pehlivan Baylan'ın çabaları. Çok hepsinin iş çabaları. Yani, aynen öyle. Gerçekten böyle Karabük'ü karınca gibi herkesin korkunç bir projesi var. Evet. Basının verdiği destek, bu sürece verdiğimiz destekler. Kesinlikle yani, öyle. Gerçekten şöyle üst üste koyduğumuzda Karabük o günlerde korkunç bir altın çağını yaşamış diye. Aynen yani. Öyle. Çünkü battık ve çıktık. Evet. Mükemmel bir yere. Yani zaman zaman benim de kulağıma geliyor, duyuyorum. Bugünün gününle bakıp 28 sene evveline giderek, 25 sene evveline giderek canım şöyle olmasaydı da böyle olsaydı diyen insanlar var. Yadırgamıyorum. Doğru. Yani biraz önce söylediğim gibi konuşmamızda herkesin fikri şeydir.
Siyasi görüştür, doğrudur, öyledir. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama bugünden, bugünün fikriyle geçmişteki bir olayı, çözemezsiniz. Evet. Çünkü o günün şartlarında bugün yoktu. Katılıyordum. Bugün yoktu o günün şartlarında. Bugün sonradan oldu. Bu anlayışımız, bu düşünce tarzımız 25 sene sonra oluştu. Şimdi bu düşünceyle 25 sene evveline giderek, 28 sene evveline giderek şöyle olsaydı demek, ilim bir faydası da yok zaten. Mala yani bir konuşmadır bu. O zaman şunu tartışalım. Şimdi sizler ve çocuklarınız ve bir nesil Karabük'te büyüdük, Karabük'te yetiştik. Özellikle ağırlıklı olarak Yenişehir ön planda kullanılan örnek bir kent. Örnek yani belki Türkiye'de böyle bir örnek yok. İçinde okulları olan, merkezi sistemle ısıtılan, içinde kulüpleri olan, sosyal tesisleri olan, içinde stadyumu bile olan örnek bir şehir var ortada. Fakat biz şöyle dönüp baktığımızda şehircilikte bundan pay alamadık. Bugünün şartlarında baktığımız zaman kar eden bir işletme. Ama son birkaç gündür geçerken bakıyorum binalar işte boyanmaya başlandı. Bir takım bir çabalar var. O günlere biraz döner misiniz? Nasıl dönerim. Bir kentte yaşıyorduk? Yani şimdi çok biraz, enteresan. Biraz artık şeyden ben, çıkalım. Zafer Bey, ben aslında kentçi bir adam değilim ama kendimi methedeceğim bir noktam var. Ben çok yurt dışına çıktım. Ben yurt dışına çıktığım zaman bakmam, bazı şeyleri de görürüm. Bu ya yani bu bir Allah vergisi diyelim. Bu bende var. Ben 1975 yılında elektrik bakım müdürüydüm. O günün genel müdürü İskenderun demirçelik fabrikalarının tevsiyatı için Rusya'ya bir heyet veriyor, gönderiyor. Bana hemen telefon ettiler. Seni de aldılar diye. Rahmetli Nadir Bey'i, beni 4 kişi de İskenderun'dan bir ekip yaparak Sovyetler Birliği'ne yolladılar. Brejnev var o zaman. Komünizmin en cafcaflı zamanında. Ben daha Amerika'ya gitmemişim o tarihte. Ama Avrupa'ya gittim birkaç kere. Avrupa'yı görüyorum. Ve 68 gün kaldık biz orada. Bu ekip olarak İskenderun Demirçelik Fabrikalarının tevsiat projesini görüşme heyetinde idik. Rahmetli Cavit Musur genel müdürümüzdü. Beni yazmıştı yani o zaman. Nadir Bey'le ikimiz gittik buradan. Hukukçuydu o da. Hukuk müşaviriydi. Türkiye denince ben bunu kendi mesai arkadaşlarımla şöyle tartıştım. O günkü kafamla, o günkü bilgi birikimimle, bakın yaşım benim daha o yıllarda 35 diyelim, 33, 34 gibi filan. Ben dedim ki arkadaş, şehirciliği komünizmde çözmüş, kapitalizmde çözmüş. Biz bu işi niye çözemiyoruz dedim, şehirciliği. Bizim şehirlerimiz niye güzel değil dedim ben. Kendi arkadaşlarımla. Ben komünizmin bunu çözdüğünü sanmıyordum o zaman. Çünkü ben o yaşımda da kapitalist dünyayı kabullenmiştim. Ben yani ben serbest o yıllardan beri ben serbest ekonomistim. Yani kapitalist dünyaya komünizme göre daha seçiciyim. Böyle tarafım yani. Yani bu ayıp bir şey değil. Ben onun tarafıyım. Şimdi ben zannediyordum ki şehirciliği sadece kapitalistler çözüyor. Halbuki komünistler de çözmüş çok güzel. Çok yeri gezdik biz Moskova'da. Ve politikaya atılınca, bakın bağlantı kuruyorum. Belki hatırlayacaksınız, ben dedim ki Karabük'teki şehirciliğin kötü olduğuna, yahu dedim bu İngilizler 13 haneli köy diye 3 Nisan günleri konuşursunuz sizler.
Evet. Valiler konuşur, kaymakamlar konuşur. 3 Nisan'da Tebeli, 13 haneli bir köy vardı filan. Hep bunlar konuşur. Sürekli tekrar edilir. Yani, evet. Tekrar edilir. Şimdi bu Yenişehir'e bir bakın. Arkadaş 1937 yılında planlanmış. Evet. 16 milyon nüfus varken orayı yapmışlar. 60-70 milyona çıktığı zaman bile o fabrikanın ihtiyacını gördü orası. Evet. Pozisyona göre derevleri kurmuşlar. Pozisyona, yani posta başı. Benim babam posta başı olunca sınıf artladı. Derevlerden, kaya başında oturuyorduk kirada. Derevlerden ev verdiler. Onun için havaydı o. Sonra ustabaşı olunca yüz evlere taşındı. Ben üniversitede öğrenciydim. Daha sonra işte böyle Yenişehir'de İngilizler 1937 yılında planlamışlar bunu. Arkadaş bakın şimdi bir öz eleştiri yapıyorum. O öz eleştirim kesinlikle kişiye değil. Ne belediye başkanlarına, ne bundan evvelkilere, ne ötekilere, ne belirkilere. Kopya çekmeyi bilmiyoruz şehircilik konusunda. O kopya bile çekemiyoruz. Yenişehir'den kopya çekilebilseydi bu Karabük daha güzel bir şehir olurdu. Doğru. Ya yani onun için biz Türkiye'de bu şehirciliği bilmiyoruz arkadaş. Aynaya bakmak lazım. O gün de bilmedik, ondan evvel de bilmedik. Yani bu işi batılılar, komünistler, kapitalistler çözmüş. Onu söylemek istiyorum. Yani bunu politikada da kullandım bu Karabük'te. Yani bunu söyledim. Orada bir numune var. En azından Karabük bunu kullanabilirdi bu numuneyi. Bir kopya çek ya. Bak. Yalnız olanı da yaşatamadık. Şimdi komik olan. Orada ya o da var. Yani şimdi tamam, orayı da yaşatamadık. Var. Tamam güzel. Olanı da yaşatamıyoruz. Yani ben her programda bunu dile getiriyorum. Artık yoruldum. Gerçekten yoruldum. İçinde sizin dönemlerinizde sosyal içerikli olan yerler arkadaşlarımız da veriyorlar bunu. Her benim ağzımdan duyduklarının hemen bunları veriliyor. Kendi düğünümün olduğu işte Mühendisler Kulübü'nden, Tutun Havuzlu Bahçesi'nden, işte şu anda Karabük'te bir otel yok. Mevcut o bölgedeki otel. Evet maalesef. Yani şu rezillikleri artık birinin dur demesi gerekiyor. Yani dediğinizi ben teyit ediyorum. Çok güzel bir örnek. Ama o örneği bile yaşatamadığımız için bu da maalesef bizim için ayrı bir üzüntü. Gerçekten üzüntü. Evet. Yani siz bir yöneticilik yapmış biri olarak benden çok üzüleceğinize inanıyorum. Evet. Ama maalesef. İnşallah. Bakın, sinema kültür merkezi yazıyor. Yok. Hiçbir şey yok. Her şey alt üst. Yazık oluyor. Yani evet bugünün şartlarında cep sineması diye bir şey icat ettiler. Bu sinema başka amaç. Başka ama başka. O çok güzel bir binaydı. Evet. Ben bir zamanlar çok sinema özel müdürlüğü de yaptım. Belki evet biliyorum. Size bağlıydı zaten. Bana bağlıydı evet. Yazlık sinema falan da vardı. Evet, güzel günlerdi işte onlar. Yani şey vardı. Mesela ben hep yadırgarım. Yenişehir'de şapka vardı. Evet. Ya bozdular. Kaldırdılar, söktüler şapka. Yani onlar yaşatılabilirdi. Evet, yani o çok güzeldi kentin o. Kentin simgeleriydi. Şapka evet. Kulüp aynı şekilde yani. Memurlar, mühendisler. Olabilirdi, evet. Maalesef biz. Ama bak şu zaman zaman şöyle de bir şey buluyorum kendime, teselli buluyorum. Nedir o? Herhalde diyorum, şartlar değişti galiba. Artık insanların kulübe ihtiyacı yok. Kültür merkezine ihtiyacı yok. Onun içinde oralara gitmediği için de sinemayı da işte evden televizyonlardan dizi filan seyrederek. Yenileri yapılıyor. Şimdi başka yerlerde daha farklı şartlarda daha büyük masraflarla işte bir sürü binalar yapılıyor. Yani bir şey, kamu binaları yapılıyor. Evet, i̇şte buna benzer çeşitli şeyler. Yani o Yenişehir'e o sinema geliyor. Arada bir yani bilmiyorum ya tiyatrolar getirilebilir mi? Ya, istedikten sonra bana göre her şey olur diyorum. Yani, 3 Nisan dedik. 3 Nisan bizim için çok önemli. Evet. Bizim kurumsal olarak bir önerimiz var. Bu önerimiz de şu. 3 Nisan'ı biz Türkiye'yi imar ettik. Artık dünyaya açılmış bir yerdeyiz. Karabük demirin
atası diyebileceğimiz bir yerde. Özellikle sizin yayınlarınızdan onu takip ediyorum. Evvela sanayi günü çok ilan edilsin diyoruz. İyi yapıyorsunuz. Ki bu bir karara bağlı. Tabii Bakanlar Kurulu belki değil ama Cumhurbaşkanımızın alabileceği bir kararla. Bir kararla inşallah. Yani 3 Nisan'ı biz Türkiye'de sanayi günü olarak kutlanması noktasında ve hakkıdır da 3 Nisan'ın sanayi günü olarak bir cümle söyleyeceğim. Tabii. Gençler şimdi hikaye gibi gelir buna. Bu ülke çivi ithal ediyordu biliyor musunuz? Ben köye gitmemek için ortaokulda İşçi Sarayı diye bir yer vardı. O inşa halindeydi. Köye gitmemek için orada bir adama müracaat ettim yaz tatilinde. Orta 2'den 3'e geçtiğimiz sene yaz tatilinde diyelim. Ve bana bir iş verin dedim. Benim elime bir teneke verdi, bir de keser verdi. Kalıp tahtalarından çivi sökeceksin dedi bana. Oğlum dedi adam. Ne yapacağız dedim. Çivinin dedi düzeltirsen keserle çöktüğün çivileri 15 kuruş. Düzeltmezsen 10 kuruş dedi kalıp tahtalarından. Orası o yapılırken. Tekrar işte, kullanacak. Kullanacak adam onu. Ve rahmetli babam postabaşı falan olmuştu artık. Derevlerde oturuyorduk. Herhalde karizması çizilir diye. Ne işin var orada dedi. Senin dedi canım dedi yani. O benim o işi yapmam hoşuna gitmedi. Halbuki yani para, o paraya ihtiyacım mı var falan dedi. Benim amacım aslında o para kazanmak değil de ben köye gitmemek. Yazın köyden kaçıp da bu işi yapmak için. Ya, burada bakın çivi ithal ediliyordu. Yani tek demir-çelik fabrikası burasıydı. Evet. Ve yıllarca tek tabanca olarak kaldı. Ve montaj sanayini kurarak antenleri, başka köprüleri, çay fabrikalarını, ya birçok tesisi, ya Petkim'i de burası yaptı. Evet, evet. Yani Petkim'de çok büyük hizmetleri var buranın. Yani çok yerde. Baraj köprüleri. Yani baraj köprüleri. Sayamayacağımız onun için yani buranın hakkıdır o evet. 3 Nisan demir-çelik. Evet, endüstri sanayi. Bunu istiyoruz. Evet. İnşallah. Hakkımız da. Yani hakkıdır bu Karabük'ün. Evet. 3 Nisan'ın hakkıdır bu. Evet ben. Yani bu noktalara geldi. Ya bugün bu ülke 37 milyon ton çelik üretiyor. Bunun en az yarısını yurt dışına satıyor. Evet. Yassı mamul, öteki beriki. İster İstemir'i yazın, ister Erdemir'i, hepsinin temelinde Karabük demir-çelik yatar. Evet. Şimdi şöyle geriye dönüp baktığımız zaman kendi misyonumuza döneceğim. Evet. Az önce yayına sevgili Mehmet Çetinkaya. Evet. Çok uğraşıyorsunuz. Kadar, onu yani kadar, şeyden de takip ediyorum. Hem televizyonlardan hem yazılardan. Mesela bir Kardemir sürecinde işte sırf sıkıntılar oluştu. Kardemir o günün şartlarında bir televizyon istasyonu kurarak ki mesleğinin dışına çıkarak yani hakikaten önümüzde bir sürü setler yaşayarak evet. Bugün dünyanın büyük bir bölümünde yayınımızı aktardığımız çeşitli platformlardan aktardığımız bir yayınla gidiyoruz. Biz şunun için seviniyoruz. Şinal Saltıner en küçük yerimizde de vardı. Bugün de yanımızda. Kış günü biz sarı çiçek yaylasına evet, o direkleri dikmeye çok birader önemli. Mustafa evet. Ve sen dahil evet. Hep beraber gittik. Bunlar yani Karabük'ün içinde de siz tabanın insanısınız. Yani biz o karda kışta o günün yayınlarını Karabük'e verebilmek için işte çizmeleri giyip dağlara kesinlikle beraber gittiğimiz günleri hatırlıyoruz. Evet. Bugün de biz bir mücadelenin içindeyiz gerçekten. Bakın Mehmet Bey Antalya'da keyif için öyle festival izlemeye falan gitmiyor. Mutlaka kurumsal işte yapının içinde biz daha nasıl büyürüz noktasında gidiyor.
Bizlere hep güç veriyorsunuz, kuvvet veriyorsunuz. Ben bunun için de özellikle teşekkür ediyorum. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Zafer Bey, neler o kadar ki bakın o sarı çiçek yaylasına pır pır bizimle o zamanki siyah beyaz televizyonlarımıza bir ara sıra bir görüntü katmak için başlangıçtan evet. Bugün 4 tane vilayette ile yayın yapıyorsunuz. Komşu illerde yayın yapıyorsunuz ve bunu kesintisiz izletiyorsunuz. Ya şu anda bu noktaya gelme. Şu anda ilginç. Amerika'da kızınız televizyonu ayarladığı ya. Zaman veya işte çeşitli platformlarda İzledim sizi ben izlediğinizi biliyorum. İşte sevgili Osman da az önce şu anda almış önünde bizi izliyor. Evet. Gerçekten bir misyon. Biz bunu devam ettireceğiz. Ettirmek için de çok büyük bir çaba içerisindeyiz. Sevgili Osman Çetinkaya, Mehmet Çetinkaya ve çok da güzel bir ekip var. Şu anda işte içeride montajımızda evet. olan haber. Onlara da başarılar diliyorum. Sahne arkası gibidir ama esas teknisyen onlardır. Yani biz günün birinde şunu yaptık. Ekranı kararttık, yazdık. Biz hisse almaya gidiyoruz. Onun için kapalıyız dedik. Ekrana yazdık. 4 saat, 5 saat. Yani bu mücadeleler çok kolay olmadı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet, evet. Şimdi bir Kasım Şenol sizi ne hatırlatıyor? İşte eski Allah rahmet eylesin haber müdür. Bir Mustafa Yanık size neyi hatırlatıyor? Ne diyorsun sen? Yani sevgili Remzi var. Abimiz neyi evet, hatırlatıyor? Evet, ya. Yani bir misyon ve bir güç gerçekten çok önemli. O genç yıllarımızda bu arkadaşlar bana takarlardı, kavga ederdik. Gene de ayrılamazdık böyle birbirimizden. Evet. Hatta bir gün dedim. Özellikle Kasım Şenol. Rahmetli demiştim ki ya Mustafa Yanık'a ya ona dedim. Ya ikisine birden söylemiştim. Dedim ki ben size lazımım, siz bana. O ne demek dediler. Ben politikacıyım. Ben bir kaynağım sizin için. Evet, ben olmasam siz konuşacak, haber yapacak adam bulamıyorsunuz. Malzeme bir. Malzeme. Ama siz de bana lazımsınız. Evet. Benimle halka ulaşıyorsunuz. Evet. Kazan kazan oluyor falan diye. Öyle evet. Tatıldım. Hepsinde bu arada rahmetle öyle oldu. Anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Yani şimdi geriye dönüp baktığımız zaman tabii ki Şinas Altıner tek başına şöyle baktığımızda bir güç müydü? Değildi. O gün siz benimle konuşurken Doğru Yol Partisi'nin veya Anavatan Partisi'nde bir sürü yüzler gördük. Onların bir kısmını kaybettik. Rahmetle anıyoruz. Evet, yani evet. Görüntülere, Allah hepsine rahmet giren eylesin. İnsanlar, emeği olan insanlar var. Evet. İşte o gücü bir arada toplamak, sizin önderlik yapmanız, Karabük'ün bugün geldiği yerde işte 50 bin, 55 bin öğrencisiyle çalışan çok güçlü bir Kardemir'iyle, işte size bir şey verdim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin katkıları. Tabii. Bunu kabul etmek lazım. Sayın Mehmet Ali Şahin, yani. Mehmet Ceylanlar. Çok güzel şeyler oldu. Bu arada sevgili Rafet Vergil'in 12 yılda Karabük diye bu bülteni verdim ben size. Evet, biraz yani, evvel baktım. Bilgi evet. sahibi olun bakalım diye. Evet. Buna baktınız, mutlu oldunuz. Yani bu bir ekip çalışması. Bunu kabul evet, etmek Rafet lazım. Rafet Bey'in de çok hizmetlerini izliyoruz. Çok güzel. Kendisine zaman zaman telefonla da konuşur ve tebrik ederiz. Konuşuruz. Öyle de. Ya bir de şu var Zafer Bey. Şunu da gördüm tabii, bazen uzaktan bakınca daha iyi gözüküyor. Geçmişi daha iyi değerlendiriyorsunuz böyle. Karabük halkı bu kelimeyi dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Çok güzel, hırslı, hırsını iyi kullanıyor. Yani ben bunu görüyorum. Evet. Eğer topyekun bir talep, hırs olmasa bu noktaya gelinemezdi. Evet. Ne yaparsak yapalım gelinemezdi. Yani biraz önce söyledik, yol bulan rahmetli Kamil. Onlarda o yatırım hırsı olmasaydı, dedik ya, kesinlikle. Sizde bu hırs olmasa bu noktaya gelemezdi. Biraz da politikacıları itekleyen bu hırstır. Evet. Bu hırs insanı teşvik eder. Karabük bu konuda dolu. Evet. Yani bardağın yarısından fazlası dolu. Evet, zaman zaman böyle biraz heyecansız dönemler tabii pandeminin getirdiği oluyor. Şeyler zaman zaman olsa da ama mutlaka bir kesinlikle. Çıkış yolu biz buluyoruz. Evet. Evet. Çünkü siz şöyle bakın, o küçük hattanelerden Türkiye'de
demirin hangi noktasına giderseniz gidin, Karabük'ün bir sanayicisini görürsünüz. Aynen yetişmişini öyle. Görürsünüz. Evet. Bir güç görüyoruz. Karabük'te de büyüme hızında, ihracatta çok güzel yerlere geldiler. Onları da tebrik etmemiz gerekiyor. Çok iyi noktada Türkiye şu anda. Demir çelik konusunda çok iyi noktada. Evet, şunu ben tekrar etmek istiyorum. Buyurun bizi efendim. İzleyenlere, özellikle yeni nesil, belki biraz önce konuşmalarınızda bahsettiniz. Evet. Son şöyle tavsiyeleriniz ne olacak? Gençlerimiz ne yapsınlar? Bugün Karabük'te işsizim, benim ya işte umudum yok, ya işte iş istiyorum diyen gençlerin umudu ne olsun? Neler tavsiye edeceksiniz? Birkaç kelime söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Kelimelerime özen göstererek söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Bazen babaları, özellikle babaları, anaları kızabilir şimdi söylediğim laflara. Çocuklara, yani bu nesle, genç nesle, bu çocuklar, Karabük bana dar geliyor. Ben buradan başka bir atılımlara gideceğim dediği zaman, babalar, anneler oturduğu yerde bir tencere kaynıyor. İşte bize de yeter, sana da yeter. Benim 3 kuruş emekli param var, bunu da yeriz diye benim yaşımdaki babalar, dedeler böyle söylerler çocuklarına. Bunu yanlış buluyorum. Bu o çocukların geleceğini frenlemek oluyor. Çocukları teşvik edebilir, etmek lazım. Çocuklar bir kere, yani çocuklar diyorum artık bunlara, bu gençlere, gençler her halükarda iyi bir meslek sahibi olsunlar. Mesleksiz olmasınlar. Yani Karabük'e hizmet için illa Karabük'ün içinde olmak gerekli değil günümüzde. Çok doğru. Şöyle söyleyelim. İsrail'de 6,5 milyon nüfus var. İsrail'i orada tutan Amerikalı Yahudiler. Doğru. Yani yani illa o coğrafyanın içinde olmanız gerekmiyor. Gençlerin bu potansiyeli var. Bu iyi bir eğitim alsınlar. İyi bir eğitim almaları lazım. İyi bir eğitim alırken de yani illa mühendis, doktor olmaları gerekmiyor. Meslek sahibi. Yani iyi bir elektrikçi olsunlar, iyi bir tornacı olsunlar, iyi bir oto tamircisi olabilirler. Bunlar saygın mesleklerdir. Doğru. Saygın mesleklerdir. Ve özellikle bu gençler yabancı dile ağırlık versinler. Bizim zamanımızda bu kadar önemli değildi. Biraz. Çünkü mühendise ihtiyaç vardı filan. Şimdi çok fazla üniversite var, çok fazla mezunlar var. Bizim zamanımızda olmayan rekabet, acımasız bir şekilde bugün rekabet var. Evet. Rekabet var. Bu rekabetin içinden sıyrılmak için bir tık ileride olmak lazım. Bu bir tık ileride yabancı dil başta geliyor. Çok iyi. Mesleği nasıl olsa öğrenirsiniz ve iyi bir eğitim almak gerekiyor. Bu iş için Karabük'ün dışına çıkmanız gerekiyor ise, babalara, annelere, dedelere şöyle bir sesleniyorum. Bırakın çocukları, serbest bırakın, gitsinler. Bana şimdi bazıları kızacak. Ya bir tencereden hepsi yiyor işte diyecekler. Ama bizler için, bizim yaşımızdakiler için o bir tencerenin yarısı da yeter, çeyreği de yeter. Ama o çocukların gelecek dünyaları var. Evet. Felsefeleri var, kafalarında bir takım hedefleri var. O hedefleri frenlememek lazım. Eskiden şöyle bir tabir kullanırdık Karabük'te, tüneli mutlaka öbür tarafına gidin denirdi. Yani bunu söylemeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani. Geçtiğimiz yıllarda Karabük Üniversitesi hocamız Refik Polat bir iftar düzenlemesi yapıyor ve buna bizim de katılımımız istendi. Gittiğimizde yabancı öğrencilerle, yani daha doğrusu onlara biz misafir diyoruz, yabancı tabirimizde bağışlasınlar, misafir öğrencilerimizle beraber
İşte her masada işte Sayın Valimiz de ben ve 6 veya 7 yabancı misafir öğrenci var. Diğer taraflarda da işte çeşitli Karabük'ü yöneten dostlarımız var. Valimiz sohbet ediyor. Arada aklıma bir soru geldi. Siz dedim, hepsi Türkçeyi öğrenmiş, çat pat güzel biliyorlar, İngilizceleri var. Siz dedim mezun olduktan sonra Türkiye'de hedefiniz var mı, kalacak mısınız dediğimde, hayır dedi hepsi birden. Hayır dedi, biz burada yetişeceğiz, tecrübelerimizi bu ülkeden alacağız ve ülkemize hizmet etmeye gideceğiz dediler. İşte bu sizi ne kadar doğruluyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Bazen şu gelir akla. Ya buradan giderse buraya ne hizmet olacak? Hayır. Yani yabana atmayın, Yahudi, Amerika'daki Yahudi toplumunun İsrail'i nasıl el üstünde tuttuğu, evet. O 6,5 milyonun marifeti değil o. Amerika'daki Yahudi. Yani. Onun için illa coğrafyanın içinde olmanız gerekmiyor. Evet, katılıyorum. Hizmet etmek istiyorsanız. Yani gençlerin önünü açalım. Boş ver. Yani gitsinler, kafasını vursunlar taşa. Pişman olsunlar yaptıklarından. Pişman olsunlar. Yani, çok güzel. O bir tecrübedir. Şimdi tecrübenin en güzel canlı şahidini biz bu akşam yayınımızda gördük. Bürnük'te ilkokulunu bitirmiş. Ortaokulu İtekaka. Yani sizin tabirinizle affedin. Evet, İtekaka. İtekaka, aynen öyle. Zoraki, taka taka giden. Karabük'te liseyi de tekleyip Zonguldak'a gidip orada bitiren, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yine böyle dikiş, çift dikiş veya bir şekilde bitiren ama daha sonra gelip yüksek bölümü, yüksek mühendis hevesinden sonraki tırmanış serüvenini bugün bizi izleyen gençler gördüğü zaman bundan daha güzel bir örnek olamaz. Evet. Bakanlık yapmış. Bu ülkede gerçekten ismi geçen başbakanlarla çalışmış o günün şartlarında. Ve Karabük'e de hizmetleri olan, biz onun için de özellikle teşekkür ediyoruz. Ve Karabük'ü çok iyi tanıyan bir büyüğümüzü ben ağırladım. Keyif aldım, mutlu oldum. Gerçekten kurumum adına da ben bu akşam çok keyifliyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlere sağ olun. Baltayı taşa vurduysak özür dilerim. Affola diyorum. Sağ olun, var olun bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun. Özellikle sizlere yani gurur verici. Bir kere daha söyleyeyim. 4 tane ile yayın yapıyorsunuz. Hayır, Türkiye'nin bütün illerinde, uydudan teknolojiyi kullanıyorsunuz. Bölgesel, evet. Yani sizin kastettiğiniz sözcü bölge kanalı olarak bu illerin birebir temsilcisiyiz. Evet, yani birebir. Onu evet. Evet. Yani tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum ben de sizlere. Oldu. Evet, bir başka programda inşallah, bir başka sohbette. Ama ben özellikle şiltimizi bu akşam... Bu akşam alayım mı onu? Yani tabii size takdim etmiş olalım sevgili Mehmet Çetinkaya'nın, Osman Çetinkaya'nın adına. Buradan Osman Çetinkaya'nın, Mehmet Çetinkaya'da selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sevim abla onu evinin köşesinde güzel bir yerde saklayacağını inanıyorum. Vereceğim ona da onu. Sevgilerimizi iletiyoruz. Her güçlü erkeğin arkasında... Mutlaka ona güç veren bir güç vardır. Ona da hizmetlerinden dolayı öyle derler ve doğrudur da. Evet, çok doğru. Evet. Biz kendine kişiliğini tanıdığımız için o gücün de olduğunu biliyoruz. Hoşça kalın sevgili izleyenler. Dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Sağ olun.